Şimdi önce bir hakkı teslim edeyim. Buyurun ve hocam. Buradan da onu ilan etmiş olalım. Çünkü yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Lozan sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Belki çok açıklanmadı, kamuoyuna yansımadı ama biz söyleyelim. Demokrasi yüzyılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki en önemli aşamalardan birisi olan Lozan Barış Konferansı sürecine odaklanan İsmail Lozan 1923 100 yıl önceki başlangıç sergisini 24 Temmuz 2023 tarihinde açtı. Yerinde söyleyeceğim, 30 Ekim'e kadar özellikle gençler, İstanbullular mutlaka gitmeli. Nerede yeri? Beyoğlu Botter binasında. Yani ben öyle biliyorum, başka isimle de anılıyor ama Beyoğlu Botter binasında. Hani orada ki ben Sayın Tevfik Göksu'yu da davet ediyorum. Yani yine başkan vekili. Onun dışında yani 100 yıl önceki Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu belgesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'nı mutlaka bu sergiyi gezmeye davet ediyorum. Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. İmamoğlu güzel bir işe imza atmış. Çünkü anneler babalar anlatamayabiliyor, yetersiz kalabiliyor. 100. yılı devleti yönetenler unutturdu bize. Ya da yılda 5 kere müfredat değişebiliyor. Hayır, bir sempozyum düzenlemediler. Yani bu utanılacak bir şey midir? Bizim tarihimiz en önemli. Yani yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra küllerinden doğan bir Türk milletini anlatan en önemli. Yani bugün insanların vatandaş olduğu, birey olduğu, efendim kapitülasyonlardan kurtulduğumuz, Ermenistan'a, Ermenilere toprak vermediğimiz, düşmanları kovduğumuz, yedi düvele karşı savaş kazandığımız, yani Mondros'tan, Serv'den alıp sizi Mudanya'ya ve Lozan'a, Lozan Barış Antlaşması'na, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesine imza atan bu süreci çok güzel bir şekilde Sayın İmamoğlu'nu Lozan'ın 100. yılında tek sergi açan müessese bildiğim kadarıyla, yani en azından bana yansıyan o, eğer başkaları varsa onları da mutlaka bize söylesinler, buralardan ilan edelim. Bütün İstanbulluları, tüm milleti bu Lozan'ı, tam ismini de tekrar söylüyorum. Lozan 1923, 100 yıl önceki başlangıç, 24 Temmuz 2023 tarihinde açıldı. 30 Ekim 1923 tarihine kadar açık kalacak. Beyoğlu Botter binasında açık kalacak. Özellikle gençleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani bütün insanlarını, ki mevcut yönetimden de biz fazlasıyla bunu bekledik. Atatürk'le, İnönü'yle, Bayar'la herkese bizim gurur duymamız lazım. Bu tarihimize sahip çıkmak açısından da önemli. Çünkü Kandil bu antlaşmaya karşı propaganda yaptı. Efendim işte böyle olmadık sözler söylediler. Bu cumhuriyet hediye paketinden çıkmadı. Bu cumhuriyet bizim atalarımızın, dedelerimizin kanlarıyla yazılan bir destanla kazanıldı, elde edildi. Yoksa birileri bizim sınırlarımızı çizmedi. Bunu ifade edip önemli bir sergi ve çalışma olarak tüm İstanbulluların, Türk milletinin takdir ve değerlendirmesine sunmak istiyorum ve özellikle Atatürk'ün belgeselinin engellendiği şu günler için çok önemli. Aynen öyle. Oraya söyleyecek sözümüz, sanatçılardan biz oralarda aktif olmalarını bekliyoruz. Yani sadece sözde değil, özde de Atatürkçü ve cumhuriyetçi olduklarını, bazı evvelim işte varsa maddi manevi beklentileri, onları çizmek suretiyle bu millet için, bu memleket için ölümsüz bizim önümüzde önder olarak benimsediğimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırasına onların da gerekli tüm tepkiyi yürekten göstermelerini göstermeye davet ediyoruz. Çünkü bu millet onlara sahip çıkar. Onlar bu milletin, memleketin sanatçıları. Yoksa Disney Plus'ın sanatçıları değil veyahut da sosyal medya platformlarının sanatçıları değil. Gerekli tepkiyi de göstereceklerini ümit ediyoruz, bekliyoruz. Bunu böyle ifade edelim. Onun dışında tabii gündem yoğun. Bence ülkenin yegane gündemi ekonomi. Tabii. Yegane gündemi. Onun dışındaki her şey üstünü örtmeye dönük. Sayın Ali Erbaş'ın açıklamaları üzerinden yapılan spekülasyonları, değerlendirmeleri de, tüm bunları ben maalesef, siyaset böyle bir üst örtmeyi seviyor. Tartışmaları bugün gündem ona çekiyor. 10 gün gündem. Sonra Putin'e, 10 tabii. gün sonra başka bir şeye, ama sahada, çarşıda, pazarda, millette cayır cayır insanlarda. Şimdi vereceğim bazı rakamlar var ve çözüm önerileri de olacak. Bunlarla birlikte şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin bir numaralı gündemi ekonomistir.
Hem mikro hem de makro alanda yaşanan sorunlardır. Bu akşam 3 hususa net tespitte bulunmak istiyorum. Buyurun, hazırlıklı gelince daha iyi oluyor. Tasarruf, tasarruf, tasarruf. Millete de, memlekete de, devlete de, devleti yönetenlere de suda tasarruf, elektrikte tasarruf ve zamanda tasarruf. Diyeceksin ki ya hocam bu su ve elektriği duyduk da zaman nereden çıktı? Onunla ilgili de aklıma geldi. Not aldım buraya. Boş yere o kadar zaman kaybediyor ki siyasetçiler demişim. Bundan dolayı iktisadi olarak halk faturayı ödüyor. Ona mı bağlı, bizden mi, sizden mi, bizim tarikattan mı, kıblesi belli mi, gereksiz zaman kaybı? Liyakatli, dürüst, işinin bilincinde mi? Kimse sorgulamıyor. Sonuç zaman kaybı. Şu anda ülkede ciddi bir zaman kaybı sorunumuz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ekonomisi, ayakta kalması, her şeyi buna bağlı. Onun dışında bu millet parçalanmaz, bölünmez. Sorunlarımız olur, dertlerimiz olur, kendi içimizde çözeriz. Ama paran yoksa yapacak da bir şeyin yok. Çünkü sesin solun kesiliyor. Ona buna muhtaç, ele güne gidiyorsun kapıya, para istiyorsun, bana para ver, ne yapacağım? O parayı gelip kullanacağım. Nerede kullanacaksın ayrı bir sorun, da bulamıyorsun da. Şimdi benim gördüğüm ilk tespitim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamalarını siz de biraz önce özetlediniz, söylediniz. Kayıt dışı ekonomi, yani vergilendirilmemiş kazanç almış başını gidiyor. Devasa sermaye transferleri var, yolsuzluk iddiaları var, ağzını açanın üzerine gidiliyor. Yani eleştirmek de kolay değil. Hakikaten insanlar zorlanıyor. Bazı sivil toplum örgütleri diyelim, artık insanları itham etmeyelim, altın çağlarını yaşıyorlar. Kontrolden çıkan bir piyasa ve çarşı pazara da bakıyorsun, onlar da kendi halinde gidiyor. Yani herkes bir şekilde, benim memurum nasıl işini bilir denilmişti siyasette bir dönem. Şimdi benim milletim işini bilir, bir şekilde bu derdini çözer götürür diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin İsmail gayri safi milli hasılası 21 yılda 3 kat artmış. Bak 3 kat. Buna sözümüz yok. Keşke kişi başına düşen milli gelirden alınan pay 25 bin dolara da gelseydi. Bu olabildi mi? Asla olamadı. Geri adım attık mı? Attık. 2028 için 2023'ün hedefinden de daha geriye bir hedef koyuldu mu? Koyuldu. Ama şimdi ülkenin 100 yıllık tarihindeki en büyük karşılaştığı sıkıntı, İçeride ve dışarıda yüksek faizle ve değerlerimizi satarak yaptığımız borçlanma. Türkiye Cumhuriyeti'nin belini bükecek en önemli mesele, duyunu umumiyeye gelen o Osmanlı İmparatorluğu'nun Kırım Savaşı'nda Rusya ile karşı karşıya kaldığı dönemde İngilizlerden aldığı borçla başlayıp nefesi artık alamadığımız yere geldiğimiz duyunu veya duyunu umumiye denilen o yapılanmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kazançlarının, vergilerinin yabancıların kontrolüne bırakılıp onların kendi tahsilatlarını istedikleri gibi yapabildiği aşama. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli meselesi budur şu anda. En önemli meselesi borçlanma sorunu, yüksek faizle ve içeride, deyim yerindeyse affedersiniz, özellikle Arap sermayesinin öldü fiyata almak isteyip de yarın bir gün muhtaç olacağımız değerlerimiz, taşınmazlarımız, fabrikalarımız, bizim için böyle hani stratejik önemi haiz yerlerin kontrolden elden çıkma ihtimali. Bunlardan çıkanlar var. Bundan sonra devam etmemesi için. Tabii detay yok henüz o konuya ilişkin. Şimdi şöyle söyleyeyim, siz buradan beni anlayacaksınız. Seçim öncesi biz neyden konuştuk İsmail? Nas'tan konuştuk. Dedik ki faiz haram. Faiz olmamalı. Faiz kötülüklerin anası. Faiz enflasyonun bir sebebidir. Sonuç olan enflasyonu engellemek için faiz bizim düşürmemiz, mümkünse sıfırlamamız lazım. Bugün yapabildik mi? Hayır. Ama neyi buradan konuşmuyoruz biz, şimdi konuşmamaya başladık. Şimdi kimse ödenen ve ödenecek faizlerden konuşmuyor. Yani %9 onlarla dolar üzerinden yaptığınız borçlanma. Şimdi para arıyoruz ya Arap sermayesinden. Evet. Şimdi JP Morgan'a döndük. Bak bundan zannediyorum 5 sene veya 4 sene evvel bu JP Morgan'a BDDK soruşturma, SPK'da sermaye piyasası kurulu da inceleme başlatmıştı. Bundan 2 yıl sonra bildiğim kadarıyla izin verildi, BDDK tarafından faaliyet izni. Şimdi bu JP Morgan, ki IMF'nin beterin beteri, yani bu sıfırcı hoca diye bilinen bir yapılanma, Türkiye Cumhuriyeti'nin para bulabilmesi için tefecilere takdimini yapacak. Bak nereden nereye geldik. Şimdi parasızlık böyle bir şey. Bulamazsan gidiyorsun Arap sermayesine, oradan istediğini bulamıyorsun, umduğunu bulamıyorsun, dönüyorsun dış mihrak olan Batı'ya. Batı'dan nereye dönüyorsun? JP Morgan. Kim? Kredi derecelendirme kuruluşu, kurumu veya neyse.
Bunlar bizim neyimize? Düşmanımız. Gerçekte belki efendim hani öyle ciddi manada düşman değil ama hani bizim ekonomimize vurdukları darbelerden dolayı bankerler, tefeciler adına her ne derseniz deyin Türkiye Cumhuriyeti'ni borçlandırmak, Türk milletinin geleceğini ne ipotek koymak anlamında bunlar bizim için sakıncalı, tehlikeli mi? Ya bunlar şimdi dün tehlikeli, sakıncalıydı, bugün ne oldu bunlar? Tabii bu iktidarın söylemleriydi. Bak şimdi, dış güçler derken Cumhurbaşkanı şimdi onları kastediyordu. Şimdi biz bundan birkaç ay öncesine kadar bu batıdaki bu Hansa, Petera neyse deyim yerindeyse savaş açmıştık. Öyle değil mi? Yani şimdi Arap ülkelerinden istediklerimizi alamadık. Ama şimdi bakıyoruz muhafazakar cepheye, milliyetçi cepheye bir tek ses söyleyen yok. Şimdi döndün JP Morgan veyahut da bunu bir sembol olarak kullanıyorum. Döndün buralara, Londra'ya döndün. Batı'ya döndün yüzün. Niye? Para bulman lazım. Çünkü kaynağın kıt. Elde paran yok. Borçlanman lazım. Neye karşılık borçlanıyorsun? Faiz yükü arttıkça artıyor. Dolayısıyla şu anda bu çizilen kara toplu veyahut da iktidarın da tam isimlendiremeyip sıkıntılar var dediği esasında bu tablonun geleceği dünden belliydi. Yani bugün o fiyatları görüyor millet. Milletin buna bir şey dememesi lazım. Zaten bu söyleniyordu, bekleniyordu. Bak şimdi birkaç hususta söyleyeceğim. Şimdi dün muhalefete sizin faiz arttırmadan başka çözümünüz yok diyenler bak. Bugün faiz artışı ve Türk lirasının değer kaybetmesi karşısında eleştirmeyi bırakın, olması gerekeni yaptı diyor Gaye Hanım. Ya siz nasıl bir insansınız ya? Kardeşim daha bundan birkaç ay öncesine kadar çıkıp televizyonlarda ya kardeşim böyle faiz düşürüyorsun, bunun sonu iyi değil, tamam tüket tüket tüket, tüketerek büyüyorsun ama paran yok, borçlanacaksın, bir yerlerden para bulacaksın, bu basmayla darphanede olmuyor. Ne diyordu? Kardeşim siz de faiz arttırmaktan başka hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Biliniz hiçbir şey yok. E sen ne yapıyorsun şimdi? Hadi bir kelime söylesene çıkıp da. Hadi çıkıp bir kelime söyleyin Gaye Hanım'a. De ki sen aynen o zaman o söylediğin sözler gibi kardeşim muhalefetteki faiz artırmayla ekonomi kurtarma dışında hiçbir çözüm önerin yok. Sen kimsin de. Çık söylesene ona. Dış mihrak desene. Sen nereden geldin desene. Türk lirasına bu kadar değer kaybettirme hakkını nereden buldun desene. Bu 27-28 euroya 30 liraya nasıl yaptın, nasıl başardın desene. Bunlar işte anlaşılamaz olan şu. Muhalefet böyle bir süreci nasıl yönetemedi ve şimdi nasıl anlatamıyor? Nasıl bu kadar inancını insanlar muhalefete karşı kaybetti? Şu anda size söylüyorum, biraz sonra onun da yeri gelecek çünkü söz sırasının biraz sonra İsmail'e geçmesi gerekiyor. Muhalefete milletin zerre kadar inancı yok, hala ayakta kalma savaşı veriyorlar. Diyorlar ki kardeşim biz efendim işte şöyle bu ülkeyi kurtaracağız, böyle bu ülkeyi kurtaracağız. Bu millet size inanmıyor ki kardeşim. Zaten seçimden önce de inanmadı, şimdi de inanmıyor. Bir beklentileri yok. Beklentileri olsa sizinle hareket ederlerdi. Hala ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Birçoğunun etnografya müzesine gönderilmesi lazım. Nedir yani? Sen artık daha neyin peşindesin? Gelmişsin kaç yaşına? Neyin kavgasını, savaşını veriyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak, kur korumalı için insanlara bugüne kadar verilen faizle 4 Çanakkale Köprüsü'nü devlet tek başına yapıyor. Devlet ne yaptı? Bu sene ilk 6 ayda köprü ve otoyollar için müteahhitlere 26 milyar lira fark ödedi. Hangi işelerden 40 bine aşkın araba geçişini sağladık? Yani o garantileri verdin. Şimdi şu deniyor, diyor ki efendim milletin cebinden, devletin cebinden bir kuruş çekmiyor. Kardeşim, Osman Gazi Köprüsü'ndeki gerçekte uygulamanız gereken fiyatı uygulamamaktan kaynaklanan her geçen araba başındaki farkı kim ödüyor? Devlet. Devlet nereden alıyor? Milletten. Nereden topluyor? O dolaylı ve doğrudan vergilerden. Aldığın borcu kim ödüyor? Millet ödüyor. Dövizlerinden niye borçlanıyorsun yap işlet devletçilere? Niye dönemiyorsun bu kadar döviz arttı da sen bu her artan 1 liralık dövizin farkı bu milletin sırtına bir yük değil mi? O yükü nasıl kaldırmayacaksın sen? Kaldırmazsan nasıl çözeceksin bu sorunları? Hep süslü püslü sözler. Çözüm. Hadi çözüm. Tasarruf diyoruz. Yap tasarrufu yapsana. Niye yapamıyorsun? Hadi yap çık de ki kardeşim millete tasarrufu tavsiye ediyoruz. Ben de tavsiye ediyorum. Suda tasarruf bugün İstanbul inim inleyecek belki. Yarın bir gün. Susuzluğun pençesine düşeceksin. Hiç belli olmaz. Şimdi sırf belediyeyi suçlayarak bu işin içinden çıkabilir misin? Millete de söyleyeceksin. Tasarruf yap. Belediyeye diyeceksin. Yatırımları yapsaydın. Elektrik. Al dışa bağımlısın. Şimdi ne deniyordu bize? İsmail demiyor muydu? Bu ülkeye altınla enerji için para ödeme. Ülke ihya olur. Kardeşim enerjiyi ödeyeceksin. Ödemezsen şuradan şuraya gidebilir misin? Kağnıyla mı gideceksin? Ne kullanacaksın? At arabası mı kullanacaksın?
O enerjiye ihtiyacın yok mu? Keşke olsaydı, olsun. Olmasa en büyük dileğimiz Karadeniz'de, Gabar'da, her yerde. Ama yok, olmuyor, karşılamıyor, yetmiyor. Altı, talep, altına talebi kaldır kardeşim, kaldırabilirsin. Bakın milletin gittiği, kendisini güvenli kaynak bulduğu yer altın ve döviz yine. Yine millet oraya gidiyor. Evet. Şu dövizi nasıl tutacaksın? Tutamıyorsun işte. Hadi Türk lirasını değerlendir. Bugün bak, 27 bak, bir söyleyeceğim. Dolar. Esas benim üzüldüğüm o medyada yer alan gazeteciler. Ya neler söylüyorlardı ya. Hadi çıkıp şimdi Gaye Hanım'a bir söz söylesenize. Faiz arttırdı. Ya bir söz söyleyin ya. Eleştiri, bir cümle eleştiri yapın da göreyim size. Yapmadığınızı, söylemediğinizi bırakmadınız. Her şeyi söylediniz. Ağzınıza ne geliyorsa söylediniz. Ne oldu şimdi? Arkadan yapmadı, arkadan iş çevirmedi veya gerçeği anlattı Gaye Hanım gerçeği. Ne oldu? Millet onu taşladı mı? Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Önümüz kötü dedi. Enflasyon kaçlara gelmiş? %60'lara. Döviz kaçta? 27'de zor tutuyorsun doları. Şimdi da, hangi başarı? Döviz satılıyor bu arada. Hangi başarı hikayesinden bahsedeceksin? Hala nerede? Döviz satılıyor hocam. Şimdi Gaye Hanım gerçekleri söylediğinde ne oldu? Taşladı mı millet onu? Ne yaptı? Ona göre herkes, ona göre pozisyon almaya çalışıyor şu anda. Zaten yanlış olan bu. Yani sen millete bir şey çiziyorsun, güzel, 3-5 ay. Ondan sonra deyim yerindeyse Ağustos böceği gibi bir anda kışta kıyamette kalıyorsun. Ben diyorsun ne yapacağım? Ondan sonra diyorsun ki millete kardeşim hadi pamuk eller cebe. Hadi, yani açıklamalarda bu kadar rakama rağmen açıklamalarda çok ilginç. Bak, Erdoğan'ın başka bir şey sabit size. Gelirlere sesleniyorum. Türkiye geçmişteki dönemlere göre çok iyi durumdadır diyor. Bak şimdi size bir hikaye yazdım, onu söyleyeyim. Çok kısaca alayım, reklama gitmemiz İsmail gerekiyor. İsmail tahammül eder buna. Adamın birisinin, burada adam devlet. İki oğlu bir kızı var bu adamın. Oğullarından birisine lokanta açıyor. Tamam Serap Hanım. Kredi almasında yardımcı oluyor. Devlet olarak, devleti adamın yerine koyuyoruz. Çocuklarından iki erkek bir kız, büyük olan oğluna lokanta açıyor ve kredisinde de yardımcı oluyor. Derken lokanta açılıyor. Diğer oğlu ve kızı lokanta nasıl olsa bizim diye abilerinin lokantasına giderler, yemek yerler. Yemek yiyorlar. Ya bu abimizin lokantası, geldik buraya. Yemek biter abileri, o da imtiyazlı müteahhit. Abi müteahhit burada. Devlet baba lokantayı açan. Halkta o şey küçük erkek kardeş ve kız kardeş. Bak nereye gidiyor iş. Faturayı önlerine koyar kardeşler, halk. Ya bu lokanta babamın değil mi? O aldığın krediye kefil olmadı mı? Ne parası derler. Ne parası? Sen ne istiyorsun bizden? Babaları, devlet durumu görür. Büyük oğluna der ki kardeşlerine indirim yap. Gerisini ben öderim. Tamam der lokanta sahibi oğul. Kardeşler hesabı öder çıkarlar. Yıl sonu gelir babaları diğer iki çocuğuna. Yani halka der ki abiniz vergisini ödeyemiyor. Pamuk eller cebe. Haydi bir el atın. Onlardan para ister. Bunun adına ÖTV, KDV denir. Dolaylı vergi. Olay kısaca bu. Yap işlet devlet. Devlet evlatlarından sadece birkaçını kolluyor. Diğerlerine de fatura ödetiyor. Peki. Karşı karşıya kaldığımız manzara bu. Dolayısıyla devlet kendisinden ve bunlardan ve dövizle yaptığı garantilerden, bak yapılan işin büyüklüğü, ağırlığı ayrı bir konu. Ama biraz önce söyledim, senin kur korumalılara ödediğin faiz yüküyle 4 Çanakkale Köprüsü'nü tek başına yapabileceğin bir yerde kimsenin o köprüyle bir işi yok, sıkıntısı yok. Şimdi o kadar araç taahhüt edip geçiremediğinden kaynaklanan garanti, o dövizin yükünden garanti, tüm bunlardan kaynaklanan yük, onların faizi, ödemesi, hepsini topladığında, ettiğinde ve kısa vadede ödeyeceğin borç yükü 200 milyar dolar olup da her bir artan doların 1 lirasının o getireceği yükün sana 200 milyar Türk lirasıyla karşı karşıya kaldığın bir yerde. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Toparlayalım hocam, çok reklama önemli. Gitmem gerekiyor. Çok önemli, çok önemli, onu da size söylüyorum. Bir cümle alayım, reklama gideceğim çünkü. O da şu, net olarak. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset basit olgular üzerinden maalesef yapılıyor. Algılar üzerinden, olgular üzerinden yapılmıyor. Peki siyaseti biraz daha geleceğiz. Ekonomide üretimle değil, tüketimle büyüyorsun. Ama büyüde paran yok. 100 liralık üretip 90 liralık tüketirsen olur. Ama sen 100 liralık üretip de 200 lira tüketirsen, aradaki farkı da karşılayamazsan, kapatırsan, tüketerek büyümeye kendine hedeflersen, paran da yoksa, para bulursan borçla, ağır yükle,
Ondan sonra bunların hepsi sana yol, su, elektrik olarak gelir. Birkaç cümlem daha var. Sonra bitireyim. Rakamları vereceğim. Bir reklama gideceğiz diyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın temennilerini anlıyorum. Vatandaşa söylediklerinde ama tasarruf konusunda evleviyetle bu yükün, sorumluluğun devlete ve devleti yönetenlere düştüğünde bir tartışma var mı? En ufak tartışma yok. Yapıyor mu? Adım atılıyor mu? Hayır. Atılabilir mi? Elbette. Bunun için zihniyet ve kararlılık. Bu bir. İki. Ya biz şimdi gündem değiştirmek üzerine biz mahiriz çok. Tabii. En son yakında herhalde konuşacağız Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarını. Ali Erbaş'ın açıklamaları. Tamam. 10 gün sonra da hakikaten Putin. Ama ben size bir gerçeği söyleyeyim. Bak millet deyim yerindeyse hapı yutmuş durumda. Niye? Şu an orta model sedan araçın bir depo benzini 2200 veya 2500 lira civarında rakamla doluyor deniyor. Ben inanamadım buna. Sen inandın mı? Ben kendiminden bildiğim için yani. Geçen hafta tatil dönüşü 1400 liraya benzin doldurduğunu konuşuyor. Giderken 900'e dolduruyor, dönerken 1400'e dolduruyor. Ben inanamadım. Bunu bir vatandaş yazdı bana attı dedim hesap yapamıyorum dedim şimdi. Dedim yayında söyleyeyim. Yani diyor ki şu an orta model sedan aracın benzinli aracın deposu 2200 ila 2500 liraya doluyor. İsmail ne diyorsun lan? Lan millet bunu ne yapacak bunu? Bu nasıl bir şeydir? Akılsı vermiyor buna. Tabii. Yani hesapladın mı 60 litre desen hakikaten ona denk geliyor. Tabii tabii. 37'den hesapladın mı al bu. Tabii. Ya şimdi hakikaten millet ne yapacak nasıl edecek bilmiyorum. Bu nasıl düşecek? Hani seçimden önce düştü. OTV'yi indir, önü indir, bunu indir. Sonra seçim bitti, her şey bitti. Haydi gerçekler ortaya çıktı. Ya millet hani uyumuyordu. Millet de farkındaydı bugünlerin geleceğinin ama inanmıyordu herhalde. Bir bu bak. İki. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. İki marketten bana su fiyatları getirdiler. 3 hafta önce 5 litrelik pet şişe. İsmail bak bu önemli. Sen araştırmacı gazete değil mi? Buna bak. Bununla ilgili bilgi vereceğim. Boş ver bırak onları şimdi. 5 litrelik pet şişelerde 10 liraya geliyor su. 10. Aklınıza tutuyor musunuz? 3 hafta önce. 2 hafta sonra 12 lira oluyor. Bu hafta 15,25 Türk lirası yani 3 hafta içinde suya markalı da önümde rakamlı 52,5 52,5 %52,5 zam geliyor. Hocam market çalışanları etiket değiştirmekten yorulduk ya diyorlar. Ben genel konuşmuyorum. Bak başka bir şey söyleyeyim. Yine haberi sizden aldım. Bu seçim dönemindeki ve Ağustos ayındaki fiyat artışları üzerinden ben size bir rakamlar vereyim. 400 gram kıymadaki değişim oranı 11,80. Yani bu milattan önce değil. Mayıs 2023, Ağustos 2023. 1 kilogram beyaz peynirinde, beyaz peynirden ne beklersin İsmail? Zam oranı %37,39. Yani birkaç ayda değişim. Ya şimdi bundan rahatsız olmayan, bu iktidardan muhalefetten kime oy verdiğiniz önemli değil. Ya bu nasıl bir şeydir? Buna nasıl baş edeceksin? Tek baş etme yöntemi değil kayıt dışı ekonomi vergilendirilmemiş kazansa devlet kaybediyor. Devlet de getirip senin önüne bunu yolsa elektrik olarak koyacak. Bitiriyorum. Ben bitiriyorum. Yemin ediyorum. 200 gram kahve. Artış oranı Mayıs'tan Ağustos'a %38,02. Düşen hiçbir şey yok. Yani ücreti fiyatı düşen hiçbir şey yok. Şimdi ben şuraya gelip bitiriyorum. Şimdi kardeşim biz nasıl yapacağız bu işi? Nasıl toparlayacağız? Nasıl çözeceğiz? Nasıl çözebiliriz? Biz bu enflasyon canavarını nasıl durdurabiliriz? Hocam çok kısa toparlayalım. Toparladım. Çok şimdi bak şöyle söyleyeyim size. Hayat pahalı. Bak şöyle söyleyeyim size. Önemli olan vatandaşın bakması gerekiyor. Siz de ona bakın. Sen de İsmail ona bak. 5 yıl, 10 yıl önce kazandığınla veya maaşınla ne alabiliyorsun? Şimdi ne alabiliyorsun? Yani sen bugün bundan 5 yıl öncesine dön. Hatta 3 yıl öncesine dön. 10 yıl öncesine dön. Kazandığınla veya sabit gelirliysen, aldığın emekli maaşıyla, maaşınla çalışıyorsan, işçiysen, memursan, o zaman alabildiğinle bugün alabildiğin arasında kaç ekmek alabiliyorsun, kaç kilogram peynir alabiliyorsun, kaç kilogram et alabiliyorsun, kaç litre süt alabiliyorsun, bugün ne alabiliyorsun? Hocam bu kadar detaylı hesap yapmalarına gerek yok. 2500 lirayken asgari şimdi, ücret insanlar kira da ödeyebiliyordu, şimdi, yemek de alabiliyordu. Şimdi şu an asgari ücretli kirasını şimdi ödeyemiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bence bütün mesele şu. Asıl sorun tasarruf fakat tüketerek büyüdüğümüzden bizim siyasi şablonumuzda üretim ekonomisi öne koyulup tüketim peki ekonomisi devam ettiğinden devletin tasarruf yapabilmesi demek, müteahhitlerin iş yapamaması demek. Şimdi müteahhit peki bunu kabul eder mi? Böyle bir müteahhit görecek misin? Göremeyeceksin. O zaman bu devlet nasıl tasarruf yapacak?
Nasıl belini doğrultacak? Devletin tasarruf yapmak gibi bir niyeti yok hocam. Ya, vatandaştan tasarruf tamam da, bekliyor. Tamam devletin kardeşim, öyle bir niyeti yok. Kardeşim şimdi nasıl olacak? O sizin öngörünüz. Yapılması gereken şeyi söylüyorsunuz. Ya, öngörünüz. Sinan Oğan'a oy verirken düşünecektiniz kardeşim, hocam. Kardeşim Sinan Oğan'a yanlış vermedim. Yanlış sizin adayınız. Hem Sinan Oğan'a oy verip hem böyle. Yanlış sizin adayınız da. Sizin adayınız hala gemi diyor. Ben diyor liman aldı. Gemi battı. Hem sen Filipe'ye geçmişsin. Hangi gemiden bahsediyorsun? Karaya yanaştıracakmış da limana güvenli limana. Sen de kendini yanaştır. Sen ne Sinan Oğan'a gelinceye kadar. Bak saat dakika verdirme bana. Tamam mı? Yani saat dakika partiyi, birazdan partiyi gelecek. Partiyi çevirmişler. O zaman hocam bir grup partisinde. Çok doğru. Bu soruyu lütfen bir sonraki telefonlaşmanızda Sinan Oğan'a sorun. Nasıl olacak bu işler? Sen Sinan hala oralardasın. Ben sana söyleyeyim. Kardeşim peki. Bak. Ama bu bak, sonrakinde İsmail, siz aramayın. O arasın ona yazsın. İsmail o destek verdi. 2002 yılında 2 milyon memur, 2025 yılında 5 milyon memur, aylık memur ödemen 110 milyar Türk lirasının üstünde. Ben de bir şey söyleyebilirim. Peki hocam artık size 35 dakika ayırdım hocam. İnsafsızca oluyor. Gözünü seveyim. Bir saniye Serhan. Kardeşim 100 liralık üretsen tamam bak hesap belli 90 liralık tüketsen 10 lira karın var. 100 liralık tüketsen 100 liralık üretsen anlarım ama 100 liralık üretirken 200 liralık tüketerek mal ve hizmette ya bizi izleyen iş insanı. Tüketen devlet. Tamam. Bak devlet devlet işte neyse devlet. Vatandaş sen bak 100 liralık üretirken 200 liralık tüketirsen ve bunda ısrar edersen bak şunu da dinle ve paran da yoksa. Borç ararsan tırım tırım, faizleri de üst üstüne bindirirsen, hesabını kitabında doğru yapmazsan, büyüyerek ben ekonomiyi tüketerek büyüteceğim dersen, hangi müteahhide ben kardeşim şöyle tasarrufa gideceğim diyerek o müteahhitlere sen dert anlasın, hangi müteahhite dövizlerdeki Türk lirasına dönünde fedakarlık yapacaksın diyeceksin. Disney Plus'ta sanatçıları protestoya davet ediyorsun. Şimdi sen bir de müteahhitleri davet et bakalım şeyde şu yerli milli paramıza dönsünler de biraz o yükleri bu milletin üstünden alsınlar. Peki. İsmail seninle devam et. Geçen konuşmamdan Bakiye'mi ve İsmail kardeşimin söylediklerine bir iki ekleme ve eleştiri getireceğim. Birincisi Sayın İmamoğlu ile ilgili teşekkürümü sundum. Şunu da ekliyorum hani bir şey olsun diye böyle bir kalıcı olsun diye. Bir de Beşiktaş metrosunu ve meydanını da açarsa deyim yerindeyse sırtında taşırım kendisini. Bak buradan ilan ediyorum. Peki. Beşiktaş metrosunu ve meydanını da yapıp açarsa kendisini deyim yerindeyse sırtımızda taşırız. Onu söyleyeyim bir. İkincisi şimdi biz arkadaşlar ne konuşuyoruz anlamıyorum. Niye anlamıyorum? Şimdi İsmail Güzel anlatıyor. Yani dün gelmiş bir iktidar değil. 2002 yılından bu tarafa parlamenter dönemin ve başkanlık döneminin iktidarı. Ve sen bu kadar zaman zarfında, süresinde muhalefet olarak bir beceri sergileyip bu halkı ikna edip anlatamamışsın. Sana bu halk güvenmemiş, inanmamış ve şimdi kalkıyorsun. Diyorsun ki ya bu halk bitti, yandı kardeşim. Milattan önceden konuşmuyoruz. Birkaç aylık mevzuyu konuşuyoruz. Bu halk oy verdi. Sen beğen veya beğenme. %48'i kendine başarı sayarken bu halk kalktı. Dedi ki o kadar yıpranmışlığına rağmen bu kadar anlatıyor işte İsmail buralarda yaldır yaldır. Ne oldu? Dedi ki %52 hadi kardeşim yürü hadi hadi dedi. Yine devam ediyor. Bak seçim olsun. Tekrar söylüyorum altına imza atarım isterse de kağıt belge getirsin. Keşke bizim hatırımıza seçim yapsalar. Değil bak değil. Sayın Erdoğan Binali Yıldırım karşısına çıksa Kılıçdaroğlu'nun şansı yok. Tamam. O kadar şansının olmadığı bir yerde sen bu kadar hatalı adayla yola çıkarsan bugün işte aldığın bu. Onları böyle şaşıra şaşıra anlatırsın. Yani 300 yıllık uykuda uyanan bir millet yok. Dünü de görüyordu, bugünü de görüyor, yarını da görüyor. Maalesef İsmail, sen ne anlatırsan anlat. Sen muhalefet olarak ümit olamıyorsan, umut olamıyorsan, gelecek olamıyorsan kardeşim seni tanımıyor, dinlemiyor. Ve şu da senin mazeretin değil. Efendim bu kamunun, devletin desteğiyle seçildiler. Günaydın, o yeni çıkmadı. Hep vardı bu ülkenin 20-25 yıllık, 30 yıllık kaderinde hep oldu bu. Bu yeni bir şey değildi ama yeni yüz bir heyecanı sen çıkaramadığın için o sokağın adayı denilen kavram var ya o kavramı çıkarıp milletin önüne koyamazsan ekibiyle birlikte alacağın sonuç bu olur. Ondan sonra milleti %48 başarı diye kandırırsın, kandırmaya çalışırsın sadece kendini aldatırsın. Şimdi şöyle söyleyeyim bak birkaç husus. Ağustos ayındayız karpuzun kilosu kaç vatandaş yazmış? Hiç baktınız mı? 12 ila 15 lira. Bu ülkede karpuz ülkesi bu ülkede. Tamam. Sen 1 kilo karpuzu Ağustos ayının bu zamanında 12 ila 15 Türk lirasına kilosunu yiyorsun bitti.
Hocam 12 lira 13 lira diyorsunuz. Ben geçen ay bir internet sitesinden, alışveriş bitti yapılan kardeşim. Bir internet sitesinden karpuz alırken size söyleyeyim. 8 kiloluk karpuz, 6 kiloluk karpuzun fiyatını söyleyeyim mi size? Bitti. 1400 liraydı, 1400. Bitti. 6 kiloluk karpuz nasıl 1400 olabilir ya? Ekran görüntüsü ya, 12 lira diyor ben diyorum bak burayı söylüyorum. Bak burada vatandaş 6 kilo karpuz 1400 lira. Karpuzu altına mı simlemiş? Orta direk yazıyor bunu. Yani ben mesleğini vermeyeyim, etmeyeyim de. Çünkü insanlar kimliklerini, bu millet korkuyor. Konuşmaya korkuyor millet. Çıkıp konuşmaya korkuyor. Bana adam odada anlatırken derdini kulağıma fısıldıyor. Lan dedim odadayız. İçerideyiz, korkma. Dinleyemem. Böyle. Şimdi bu insanlar öyle endişeleniyor, anlamıyorum. Verin kardeşim, açık açık konuşun. Niye milleti öne sürüyorsunuz? Kendinize çıkıp derdinizi anlatsanıza, söylesenize. Bak şimdi başka bir şey. Madem oralardan konuşuyorsam ne dedim? 1 dolar. Değil mi? Artış oranından gittin. 200 lirayla 130 dolar alırken bugün 7-8 dolar alıyorum. Aha da paranın alım gücü bu işte. Sen bunun üstüne ne konuşacaksın ki? İstediğin kadar tabii. Dünyanın en ucuz benzinini, mazotunu bu ülkede satmakla övün. Ama senin alım gücün olmadıktan sonra doğru. Senin sedan marka araca dolduracağın bir benzin depo 2200-2500 lira haline gelmişse ya çiftçiden bahsedeyim sana geldik oraya. Bak şu anda önümdeki veri daha önce de verdim önemine arz ettiği için söylüyorum. 2001 yılında mazotun fiyatı 1,5 lira. Buğdayın 1,10 Türk lirası kilosu. Litresi de 1,5 lira. Sen 2023 yılına geldin. Kardeş mazotun litresi kaç lira? 37 lira. Kaç liradan gelmiş buraya? 1,5 liradan. Sen buğdayın tavan fiyatını bırak. Tavan fiyat diyorlar ya. 9 lira. 6 liraya 7 liraya alan aracı var. Topluyor yani o da köylerden şeylerden gidip alıyor. Ya sen çiftçiye sen inim inim inletiyorsun. Bu çiftçi bununla nasıl yapacak kardeşim? Sana. Bu çiftçi bununla nasıl yapacak? Reklam olmasın diye ekrana veremiyorum ama şu an gösteriyorum sana. 5 kilo karpuz. İsmail ona bakmayı bitir ben sana söyleyeyim. Yani bu şimdi bu çiftçi sen kilosunu 6 lira 9 liraya sattığın buğdayla sen mazotu 1,5 liradan 37 liraya getmişsin. Hangi parayı kazanacak satacak da efendim işte senesini çoluğuna çocuğuna bakacak evini barkını geçindirecek. Ne yapıyorsun? Vuruyorsun sosyal yardımlara. Vuruyorsun seçim yatırımlarına. Vuruyorsun ona. Ama bunun sürekliliği var mı? Sürdürülebilirliği var mı? Bak ben şunu söyleyeyim sana. İki kişiyi çok eleştiriyorum. İki grubu. Affetmiyorum da onları. Birincisi seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki faiz sebep enflasyon sonuç. Bir hipotez. Her yerde söyledim. Ve kardeşim dedim ya bunda bir yanlışlık var. Niye? Çünkü tüketmek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Niye? Çünkü durgun bir ekonomi seçim kazandırmaz. Tüketerek büyümek istiyor. Hayır. Cari açık kapanacak. Üretimde coşacağız. İthalat azalacak. Üretim efendim işte 100 ise tüketim de 100'ü geçmeyecek. Ha çok güzel. Ya baktık şimdi seçim bitti. Nasıl da kalktı rafa. Affedersin deyim yerindeyse. Faiz. Herkes dedi ki Serap Hanım çıktı. Bütün anlı şanlı o gazete köşe yazarları veyahut da televizyonda program yapanlar. Sen ne konuşuyorsun kardeşim? Senin faizden başka ne önerin var bu ülke ekonomisini kurtarmak için? Ya şimdi kaça çıktı faiz? Şu anda kaçta faiz? %17,5'ta mı? %20'ye mi geldi? Kaça gideceği belli değil. Evet. Şimdi bu Gaye Hanım veya Sayın Mehmet Şimşek bu ülkenin düşmanı mı? Daha iyi mi bunlar? Bunlar kim getirdi bunları? Ben mi getirdim Amerika'dan, İngiltere'den bunları? O ekonomistleri ben mi koydum? Ya şimdi kardeşim o grup, iki grup çıkıp bir açıklama yapsın ya. Ya şimdi daha önce Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyordu. Şimdi geldi Sayın Cumhurbaşkanı liyakatli, ehliyetli insanları mı getirdi? 2022'de, 2021 yılında kim, yıllarında kim yönetiyordu? Ya şimdi çıkın ya bir din omurgalı olarak ya. Ya kardeşim biz seçim için söyledik bunu ya. Bu söylediğimiz yanlıştı ya. Biz ayıp ettik ya, özür diliyoruz ya. Ya kardeşim, ya o zaman o dönemde bu uyar. Ben dedim ki bak kardeşim yapmayın etmeyin. Bu adayla bu şeyle kazanamazsınız. Bu yanlışlara rağmen kazanırlar. Buna rağmen işin önüne başka kriterler geçer. İnsanlar ona önem verir. Aynen şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini belli siyasi alt kimlikten batırdığı gibi. Bak oraya gidiyor iş. İş oraya gidiyor. Millet şu anda orada gruplaşıyor şu anda. Ya sen o birkaç belediye var elinde onunla kaybedeceksin. Belki birkaç belediyeyle övüneceksin. Oraya geleceğiz. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi toparlıyorum. Şimdi
Kur korumalıdan istediğin kadar bahset. Stopaj vergi mi alıyorsun? Bari onu alsan dersin ki ya hiç yoksa vergi stopaj aldım millete yine. Evet milletten aldım millete veriyorum dedin. Onu da yapamıyorsun. Bunu da eşit doğru dürüst yapamıyorsun. Dolaylı vergi diyorsun ki sabuna, suya, şuna, buna. Efendim işte vergi artın tüketen şey yapacak, ödeyecek. Ya kardeşim mecbur tüketecek ne yapacak vatandaş? Aç mı gezecek? Yıkanmayacak mı? Ne yapacak? Şimdi ben yine bak bütün şeye rağmen söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin üç hususta tasarrufu şarttır. Suda, enerjide. Şart, şart oldu şart. Bir üçüncüsü zamanda. Bu muhalefette zaman kaybetmeye gerek yok kardeşim. Peki. Böyle bir muhalefette zaman kaybetmeye gerek yok. Şunu da bitiriyorum. Diyorum ki bak şuradan bazı notlarım var mı yok mu onlara da bakayım. Bak şöyle söylüyorum. Kur korumalı. Sen söylediğin için söylüyorum. Yani kur korumalıya, dövizi sabit tutup Türk lirasını güçlendirebilmek için hareket edilen kur korumalıya. Verilen faizle en az 4 Çanakkale Köprüsü'nü devlet kamudan gelen kaynaklarla yapabilme kudretine, kabiliyetine sahipmiş. Ya şimdi biz bunu böyle finanse edelim derken vatan haini mi oluyoruz? Biz alçak mı oluyoruz? Yanlış mı söylüyoruz biz? Bu şimdi Çanakkale Köprüsü'ne karşı olmak mıdır? Bu vizyona, vitrine karşı olmak mıdır? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şu anda biz o Çanakkale Köprüsü'nden, Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücretlerini istediğin kadar gizle. O farkları nasıl ödüyorsun? Nereden ödüyorsun? Aydan uzaydan para mı getiriyorsun? İşte dolaşıyoruz Arap ülkelerini, orayı burayı, Londra'yı, JP Morgan'ı, şunları bunları. Niçin? Niçin? Hindistan'a gidiyorsun. Bak tabii. Bir şey söyleyeceğim sana. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir Allah kulu oralara gönderebilir miydi? JP Morgan'a gitti, Türkiye Cumhuriyeti'ni anlat, bizi tanıt diyebilir miydi ya? Bu mümkün müydü ya? Ya bu mümkün müydü? Niye? Niye? O toplantı İstanbul'daydı hayır, oradan. Hayır, hayır, niye? Niye? Şimdi paran yok. Para bulman lazım. Ama sana vatandaş geliyor, yabancı ne diyor? Suudi Veliaht'ın öyle kucaklar kardeş, mıydı? Kardeş bak bir şey söyleyeceğim. Biz seçimden önce Hansa Peter'e deyim yerindeyse şu savaş açmadık mı ya? Savaş açmadık mı kardeşim? Tabii. Evet 15 Temmuz'un finansörü kim dedik ya? Arap Emirlikleri. Şimdi bak. Geldin mi? Mecbur. Ama bu mecburiyetten geldiğin yerde sen yine ayağını yorganına göre uzatmayıp da tasarrufu kendine bir şiar edinmezsen, bir düstur edinmezsen, aynen ben kardeşim mecburum tüketmeye, mecburum tükettirmeye, mecburum o müteahhitlere ballı ihaleleri vermeye, onların önünü açmaya dersen, o zaman vatandaşın şunu sorgulaması lazım. Allah'ım bu paralar nereden bulunacak, nereden, kimden? Elbette bu 85-86 milyondan kimden bulunacak? Peki. Şimdi iş iyi olduğu zaman herkes kendi gemisinde, iş kötü olduğu zaman aynı gemiye doluş. Efendim aynı gemideyiz, batarsak hepimiz batarız. Şimdi böyle bir bakış açısı olabilir mi? Dolayısıyla ben burada sadece eleştiri yapmıyorum. Şu oldu, bu oldu demiyorum. Ortada bir gerçek var. O gerçek de şu. Türkiye Cumhuriyeti ne denildi bize? Sayın Mehmet Şimşek, kardeşim rasyonel ekonomiye biz dönmemiz gerekiyor. Ben de şimdi diyorum ki şuradan notumu almışım. Toparlarsak hocam. Toparlıyorum. Toparlıyorum bakın. Gerekiyor. Sayın Şimşek ile Sayın Erdoğan arasında tartışma yok gözüküyor değil mi? Tasarruf konusunda ama bir belirsizlik var. Şimdi Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu politika tüketerek büyüme üzerine olduğuna göre tüketerek büyüyebilmek için de paranın olması ya üretip fazlandan harcayacaksın ya da olmazsa sağdan soldan bulacaksın satarak varlıklarını veyahut da faizle borç bularak. Şimdi kardeşim sen burada bu şartlarda nasıl yapacaksın bu şeyi tasarrufu? Tüketim dengesini, o dengeyi gözetmediğin zaman, o masrafları kısmadığın zaman, o müteahhitlere artık bu ihaleler yok demediğin zaman, önceliklerini yani şatafatlı, efendim işte bir takım öyle sosyetik harcamaları kısmak sureti gerçekten önceliklerini vermedikten sonra nasıl ya? Ya ben millete soruyorum ya. Ya bunu çıksın bir Allah kulu. Hani biz diyoruz ki soğandan patatesten konuşmayalım kardeşim tamam onlar önemli değil. Onlar önemli değil. Ama şimdi sıkıştığınız zaman ekonomide onda bunda hayda ya Sayın Ali Erbaş bir şey söylüyor ya birisi bir şey söylüyor. Diline siyaset iç içe girmiş. Herkes bir açıklama hemen savunmasana bu. Kardeşim ama bir gerçek var ortada. Bu konuyu da konuşacağız. Bak bir gerçek şey Serhan Hanım ortada bir gerçek var. Vatandaş yanıyor. Vatandaş yanıyor. Vatandaş sıkıntıda. Bu vatandaşa nasıl el vereceksin? Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş? Peki.
Şimdi İsmail şununla devam etmek istiyorum. Madem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından başladı ki en sıcak açıklamalar o olduğu için Akbelen konusuyla devam edelim istersen. Çünkü şu idari yargı kararları konusunda bir borcum vardı, onu da ifa edeyim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde Serap Hanım, Akbelen'de de orada burada idare mahkemelerinin verdiği kararlarının tatbikinde hep sorun olmuştur. Çünkü devleti yönetenler kafasına koyduğunu yapmak isterler. Hukuk devleti olmanın bir gereği, kuvvetler elinde burası önemli, yasama, yürütme, yargı erkler arasında dengede yargının kararlarının sorgusuz, sualsiz infazı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde devleti yönetenler işlerine gelmediğinde, yaptırımı olmadığından, yaptırımı çok basit olduğundan, soruşturma iznine bağlı olduğundan, sadece Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesine yalandan bir ceza ile konu geçiştirildiğinden çok rahatlardır. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesini engellemekte. Yerine getirmiş gibi gösterir, yine gereğini yapar. Yani onun için ben her zaman yıllardır şunu söyledim. Hukuk devletinde kişi hak ve hürriyetlerin korunması gerektiği yerde, özellikle bireyin korunması gerektiği yerde, bireyin hak ve hürriyetlerin korunması gerektiği yerde, bağımsız, tarafsız görev yapan, öyle yapması gereken bir hukuk devletinin olmazsa olmazı olan, ihkakı hakkın önüne geçen, kabadayılığın önüne geçen, hukuk devletinin bir gücü olan, milletten yargı yetkisini alan mahkeme kararlarının, yürütmenin durdurulması kararları, kesin kararları, tüm bunların gereklerinin yerine getirilmesinde en önce sınıfta kalan devlet mekanizmasıdır. Hukuk devletinde, oysa hukuk devletinin tanımı bir devletin öncelikle anayasaya, kanuna, kitaba kendisinin uyması, onunla, ona uyduğunu da vatandaşa, millete göstermesidir. Evet, doğru, bu konuda sorun vardır. Bunun en yaralı olan yerleri de maalesef idari yargı mekanizmasıdır, idare mahkemeleridir. Türkiye Cumhuriyeti'nde muhakkak yargı kararlarının gereklerini yerine getirmeyenlere etkin yaptırım uygulayacak ceza kuralları koyulmak zorundadır. Bitti. Peki, şimdi ağaçları ve canlıları da katletmeyelim tabii ki. Evet. Buyurun hocam. Siz neler söyleyeceksiniz şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan? Türkiye'de ağaç sevgisi adı altında provokatif eylemler yapıyorlar diyor Cumhurbaşkanı. Şimdi çevreci görünümlü marjinaller dedi. Vatandaşlar yazıyor. Allah rahmet eylesin, Erkin Koray için başsağlığı dileklerimizi ilettik. Ve kendisinin Anadolu Rock'ının kurucusu olduğunu ifade ettik. Bir sözümüz olsun yine söylenmiş. Şarkılarıyla büyüdük, ettik ve bu zamanlara geldik. Kendisi çok güçlü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuvvetli bir sesi. Erkin Koray'ı tekrar anıyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun, o bir. İkincisi, İsmail konuşuyor da hani çok konuşuyor, boş konuşuyor demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Şimdi fındık fiyatı İsmail 84 lira olmuş, açıklanmış. Maliyeti 90 lira. Vatandaş yazıyor. Yine diyor seçim olsa Karadeniz'de silme götürür diyor AK Parti. Bana bunu açıkla kardeş. Sen geç. Ben niye açıklıyorum? Kurslarla açıklasın bunu. Boş ver. Vatandaş yazıyor, diyor ki 84 lira diyor. 90 lira maliyet diyor. Yine silme götürür diyor. Tabii. Ha. Doğru. Şimdi esas ama aynı fikirdeyim ben. O muhalefet yani kardeşim otursun onlar hakikaten düşünsünler ve istifa etsinler, gitsinler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Akbeleni konuşurken muhalefetin çağrısı. Devam edeyim. Sadece Kılıçdaroğlu mu gitsin? Bir saniye. Akbeleni hepsi dahil. Kaybedenlerin hepsi gitsin. Akbeleni konuşurken bu arada şunu da söyleyelim. Orada ağaç katliamda devam ederken muhalefet meclise bir olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı. Kabul edildi. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin, CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen için bir toplantı olacak. Tabii şimdi ki şöyle söyleyeyim. Ben biraz ayakları yere basarak açıklayayım size mevzuyu. Buyurun hocam. Bence dünyanın her yerinde olur toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı. Her yerde protesto vardır. Bu senin ne kadar demokrasiyi, hak ve hürriyetleri geniş anlayabildiğin, tanımlayabildiğinle ilgilidir. Ağzını açanı almak, efendim işte bilmem ne yapana biber gazı sıkmak, kuvvet kullanmak, orantısız güç kullanmak. Mesele bu değil. Yani Fransa'daki bazı hareketleri kardeşim bu ülkede olmuyor diyerek övünmek bir çözüm değil. Yani insanların sorunu derdi yok, bak sokağa çıkan mı var diyerek açıklamak derdi değil. Boğaziçi öğrencilerinin protestosunu efendim işte o kadar ağır güç kullanarak, gözaltına alarak yakalayıp yaka paça sürükleyip tutuklamak bir mesele, bir çözüm değil. Ben bunların hepsinin farkındayım. Arkadaşlar, Sayın Tayyip Erdoğan bir karar vermiş. Bu iki termik santral işletilecek demiş. Tabii açıklamalarından 2,7 milyar yani dolara ihale edilmiş İsmail. 2,7 milyar doları bu şirketler devlete indirmiş.
Yapmak istiyor musun? Gücün yetiyor mu? O toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden sonuç almak istiyor musun? Devleti kamulaştırmaya mecbur et. Bak anayasada hüküm var. Yapabilirsin. Baktığın zaman 46. 47. maddelerde var temeli. Zaten şirketler de diyor bunu. Kamulaştır beni diyor. Al diyor. Mecbur değilsin diyor. Ben de zorla bunu yapamam. Senin zaten anayasada, anayasanın 168, 169, 170. maddelerinde tabii serfetlerin kaynaktan aranması, işletilmesi, orman ve orman köylülerinin korunması, ormancılığın korunması, bir sürü hüküm var. Sorun yok. Sorun yok. Ama şöyle bir sıkıntı var bence. Yine muhalefete biraz değeceğim orada konuyu ama ya Tayyip Erdoğan bu başkanlık sisteminde bir karar almış. Şimdi bu karara karşı yargıyla müdahale diyorsun. Yargı yürütmenin durdurulması kararı verdiğinde bu kadar bir para almışsın, yükün altına girmişsin. O devlet ne yapıp edip de o termik santralleri işletmeye devam etme yönünde irade ortaya koymayacak mı? Dayanabilir misin, durabilir misin? Ne kadar güvencesi var, ne kadar teminatı var? Yap, becer, yapabiliyor musun? Hadi limanlarda yapabildin mi? Anayasa Mahkemesi iptal etti, hop yine karar alıp uyguladılar. Bir gün bile geçerli olsa Anayasa Mahkemesi'nin kararının hiçbir anlamı olmuyor. Tamam, hukuk devletinde sorun var demek ki. Ha, mesele bu. Şimdi asıl ilk mesele bu. Yani senin hukuk devleti olabilmende sorun var. Hukuk devleti olabilmen için de gerçek anlamda halkın bunu talep edip bu talebi gözünün ucuna, gözüne sokması lazım. Sokabiliyor musun? Sokamıyorsun. Böyle ortaya çıkamıyorsun. Toplantı yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yaptığı eleştiri her zaman yapılan değil mi zaten kardeşim? Tabii. Bunlar yapılır, olur, söyler. Bunu Macron da söyler, orası da söyler. Önemli olan senin bunlardan sonuç alabilme gücün. Alabiliyor musun? Seçimlerde gerçekten o dersi verebiliyor musun? O konuda irade ortaya koyabiliyor musun? Muhalefet o albeniyi ortaya koyabiliyor mu? Akbelen'e gittiğinde istediğin kadar mazeret üret, yuhalanmadan çıkabiliyor musun oradan? Alternatif olabiliyor musun? Ya da şunu mu söyleyeyim? Siyasi partiler, demokrasinin temel beşi, sen olmadan da ben bu protestomu burada yaparım diyerek seni kovuyor mu orada? Niye kovuyor? Niye o duruma geldi? Orada AK Parti'nin bindirilmiş kıtaları mı var? Dolayısıyla mesela şimdi devletle ilgili de konuşuyoruz değil mi? Şimdi bak, devletin şu anda en önemli sorunu ne? Kaynağı yok. Yok kardeşim kaynağı. Har vurdu, harman savurdu. Kötü harcadı. Öyle oldu, böyle oldu. Olanla ölene çare var mı İsmail? Yok. Gitti. Gitti, bitti. O 120 kaç? 128 milyar. 128 yok, milyar. Yok. Dövizi tutmak için harcadın, onun için harcadın, bunun için harcadın, sattın, ettin, gitti kardeşim. Şimdi hesabını sorabilirsen. Sorabiliyor musun? Soramıyorsun. Önüne bakacaksın. Bunun kararını kim verecek? Halk verecek. Bak mesela benim devletle ilgili şey. Senin planın ne, kaynak planı? Ukrayna mı? Libya mı? Rusya mı? Gaz mı? Petrol mü? Avrupa Birliği mi? Yani ekonominin ana kurtarıcısı olarak sen neyi görüyorsun şu anda? Sen neyi görüyorsun? Senin planın ne? Programın ne? Neyi ortaya koyuyorsun? Ne gösteriyorsun gelecek için? Hiçbir netlik yok. Şimdi geldik Akbelen'e. Akbelen'i durdurabilir misin? Yok. Bak diyorsun ki mahkemenin kararı da değişti. Öyle oldu, böyle oldu. İşte bilirkişi raporlarından bahsediyorsun. Kimseyi töhmet altında bırakmayacağım. Şimdi mahkeme kararı da yok. Gözünün içine baka baka kesti. Sen hala istediğin kadar toplantı ediyor, gösteri yürüyüşü yap. Hala durdurabilir. Devam ediyor. Hayır. Niye? Çünkü şu. Bence bu acı gerçeği kabul etmemiz lazım. Ben yapılan doğru asla demiyorum ve kabul etmiyorum da. Kamu yararı açısından doğru görme, ormancılık açısından da. Kardeşim kaynağın yok. Kötü kullandın, öyle kullandın. Oradaki o 1 liraya ihtiyacım var. Hadi ver bakalım o 2,7 milyar doların bakiye kalan kısmını geri nereden vereceksin? Tamam çok güzel. Termik santralleri kapatın da. Lignit kömürüne ihtiyacı var şey. %1 karşılığı ona, hepsine katılıyorum, haklısın. Bir ağaç kesilmemeli. %100 de katılıyorum sana. Kamu yararı açısından doğru. Enerjide her şeyimiz oraya bağlı da değil. Ama gel gör, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bunu kabul ettirebilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı yaptı, dedik kardeşim dedi. Bunların dedi amacı başka. Marjinal gruplar dedi. Marjinal gruplar dedi. Sen orada, sen ne diyorsun? Marjinal gruplar 85, dedi. Marjinal grup dedi. Bitti dedi. Onlar dedi kandırılıyor dedi. Bunların hepsinin gerçeği şu. Bak söylüyorum yine aynı. Doymak bilmeyen müteahhitler. Çünkü senin onu vermen lazım. O yatırımları yapman lazım. O harcamaları yapman lazım. Tüketmesi lazım. İstihdamı ayakta tutacak, toplayacak parayı, harcayacak, o ne edecek, bu ne edecek?
Alıştırmışsın. Şimdi de kamu yararını kenara koyuyorsun. Ölümüne enerji diyorsun. Çünkü tüketiyorum diyorsun. Bulmam lazım diyorsun. Veresiye alıyorum diyorsun. Orada bağımlıyım diyorsun. Alma kardeşim. Ah enerjiye harcanan paramız olmasaydı uçardık gibi garip açıklamalar yapıyorsun. Günün sonunda, mu çözüm hocam? Günün sonunda, yani Akbelen gibi yerleri katletmek mi çözüm? Bu mu çözüm? Böyle değil, bir ekonomik kurulur. Değil, çözüm değil. İsmail, birlikte 3 kişi sen abanın. Çözelim. Ne yapacağız? Hadi yarın durduralım. Buyurun. Buyurun. Gidelim durduralım. Protesto edelim. Dünyayı ayağa kaldıralım. Devleti yönetenin kararından vazgeçebilecek misin Sayın Tayyip Erdoğan? İşte açıkladı. Dedi ki kardeşim aynen devam ediyoruz. Koskoca meclis. Nasıl vazgeçirebilirsin? Nasıl? İktidar değişikliği. Bak iktidar değişikliğiyle şu anda o iktidarı değiştiremiyorsan tek bir şekilde. Sen yek vücut vatandaşını da inandırarak kol kola kenetlenerek. Öyle iktidar değişikliği. Onu sen geri adım attıracaksın. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bu şekilde geri adım attırabilme gücün yok senin. Demokratik anlamda bu müesseselerin yok. Sivil toplum örgütlerin o kadar güçlü değil. En güçlü sivil toplum örgütleri olan siyasi partilerin muhalefet kanadı toplum karşısında inandırıcılığını, ciddiyetini kaybetmiş. Geldiğimiz yer burası. Yoksa beylik sözleri söyleyelim. Anayasa diyelim, anayasanın 56. maddesi çevrenin korunması, sağlıklı düzenli çevrede yaşam hakkı, orman, odur, budur, her şeydir. Oradaki bırak sadece kesilen ormanlar, yaşayan canlılar o ormanlarda. Onların hakkı yok mu? Onların yaşamı değil mi? Onların hayatı değil mi? Hadi vazgeçir. Cumhurbaşkanı'na anlat bakalım şimdi. Ya Cumhurbaşkanı'nın bilgisayarı olmadan hiçbir şey yerinden kıpırdayamıyor bu ülkede. Biz kendimiz ettik bunu. Kendimiz yaptık. Vatandaş bilmiyor mu şimdi Erdoğan'ın bu konuda geri adım atmayacağını? O da biliyor. Ama yine de diyor ki son bir ümit. Ne yapabilirim, ne edebilirim de belki diyor bir ihtimal diyor. Birisinin kesilmesini engellesem kârdır diyor. Muhalefet geldi oraya ne oldu? Grand tuvalet takım elbise geldin. Araçlar korumalarla seni kovdu oradan. Bir en büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda açmazı nasıl ekonomide tasarruftan, efendim üretimden bahsedip de tüketime dayalı ekonomiden vazgeçilmeli diyoruz. En büyük sorunu şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gelinen yer hususunda da demiyorum ha. Muhalefet yokluğudur. Muhalefet yok. Temsili demokraside, demokrasilerde muhalefet olmazsa İsmail nasıl işi götüreceksin ya? Sesini duyuramazsan. Efendim daha Akbelen meselesine de çok geç girdi muhalefet. İlk anlarda sahip çıkamadı. Kendi kavgalarını veriyorlardı. 8-9 sonra meclise anlamadılar. Anlamadılar. Kılıçdaroğlu 5 gün sonra gitti. Yoksa şunlar olacak. Cumhurbaşkanı dış mihrak diyecek, efendim şu diyecek. Onlar der. Onu da ifade hürriyeti. O da öyle nitelendiriyor. Bunları dedi diye dünyanın sonu değil. Değil tabii. Önemli olan senin nasıl caydırıcı olduğun. Yani şunu Cumhurbaşkanı'na göster. Kardeşim bunu yaparsan kaybedersin. Bunu yaparsan bir Allah kulu sana burada oyu vermez. Bütün senin sandıkların boş çıkar. Bunu kabul ettirebilmen. Şunu görüyor. Bak siyasetin gördüğün ne yaparsak yapalım kazanıyoruz. Sen muhalefet olarak sadece şunu anlatıyorsun çıkıp. Şu kadar sandığa sahip çıkamadım. 5 yılda amacım sadece bu seçimi kazanmak ve bunun için her şeyi önleme almaktı. Ben bunları önleme alamadım diye itiraf edip sonra birbirini yiyorsun. Sonra da çıkıyorsun diyorsun ki kardeşim ben %48'de seçim kazandım. Milletin gözünün içine baka baka onunla dalga geçiyorsun. Neyin inandırıcılığından bahsediyorsun? Bugüne kadar dünyada kaybetmiş hangi muhalefet ayakta kalmış? Kalabilir misin? Mümkün mü? Sadece verdiğin kavga bir siyasi partinin küçük olsun, benim olsun elinde tutabilme gayreti. Başka bir şey değil. Ben tekrar söylüyorum. Bugün evet kimsenin yaptığı yanlışları ben efendim burada meşrulaştırmaya çalışmıyorum. Muhalefetin yaptığı ama diyorum ki arkadaş fındık fiyatı ilan edilmiş. Taban fiyatı 84 lira. Vatandaş diyor ki ben bilmem vatandaşın yalancısıyım. 90 lira diyor. Ne olması lazım şimdi bu durumda? Ne olması lazım? Ben söylüyorum sana. Ya şimdi zararına olabilir mi? Ya vatandaş diyor ki dolar diyor değil 27 lira 100 lira. Asıl acı olan şimdi, önümüzdeki yerel seçimde Ordu Büyükşehir'i yine AK Parti kazanacak. Şimdi bak. Tabloya rağmen. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Giresun'u da kazanacak. Daha acayibini söyleyeyim. Trabzon'u da kazanacak. Fındıkla geçinen her yeri kazanacak biz, yani. Biz muhalefet olarak bunu nasıl seçim? Bakıyorsun ya şurada ya İstanbul'da ilçe belediye başkanlarıyla bu ilin Büyükşehir Belediye Başkanı kavgalı ya.
Konuyu değiştirdik mi? Değiştirmedik ama bak. Değiştirelim yani. Ya değiştirelim ama ben Akbelen hocam aldı gidiyor böyle. Akbelen bak Akbelen tartışması şunu. Çevreden bakalım, sağlıklı düzenli yaşamadan bakalım, ormanda bakalım. Cumhurbaşkanı dahil bir Allah'ın kulu. Ormanların korunması, yeşilin korunması konusunda farklı fikir söyleyebilir mi? Söylememeli. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1930'larda söylemiş. Bak bu ülkenin artan bütçesinin en önemli şeyini, ayrımını ormanlara yapın demiş. O tarihteki bu vizyon bu. Ama şu var İsmail, çaresizlik. Çünkü sen elindeki avucundakini harcarsan, ben büyük yatırımlar yapacağım dersen Serap Hanım, tüketirsen, tüketerek büyümeyi, müteahhitlikle büyümeyi sen hedef seçersen, o zaman bak İsmail, ormanları da, yeşilleri de önceleyemezsin, onları da göz ardı edersin, betonlaş. Bugün Esenyurt, Esenyurt'la ilgili Buğra Gökçer'in bir şeyi vardı, bilgi paylaşımını okudun mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Felaket. O Esenyurt'un nereden ne hale geldiğini gösteriyor ya. Peki, onu biraz daha konuşalım. Bak 2008 yılından sonra diyor, önlenemez, durdurulamaz bir plansızlıkla betonlaşıp, açalım. 1 milyon nüfusa... Siyasete biraz ya şimdi, lazım. Şimdi, ya bunları biz böyle bir günde yapmadık ki. Evet. Şimdi sen Akbelen'i durdurmaktan bahsediyorsun. Cumhurbaşkanı nereden hangi parayı bulup da o şirketlere kamulaştırma karşılığında o paraları ödeyecek? Nereden bulacak? Söyle bana. Nereden bulacak? Kur korumalılar o kadar para beklerken, faiz o kadar para beklerken, borç ödemen gerekirken, o yap işlet devletçilere o paraları ödemen gerekirken, nereden neyi yapacak? Dolayısıyla diyor ki, kardeşim o ağaçları da görmeyiverin diyor ya. Ne olacak diyor, 78 dönümü diyor, biz orada diyor kesmişiz diyor. Olmuş 80 dönüm diyor, 85 dönüm diyor. Şey dikiyoruz ya diyor, kestiğimiz kadar dikiyoruz diyor. Bakış açısı bu olmuş. Bunlara biz cevaplamadan, böyle hani güzel, onun için yanlış anlamaz, beylik sözü. Onlarla sonuca, bu vatandaşa bizim şunu söylememiz lazım. Kardeşim, kötü yönetim senin kaderin değil. Ama kötü yönetim senin kaderin değil derken o vatandaşın gözünün içine bakacaksın İsmail, inandıracaksın. İnandıracak bu ülkede muhalefet yok mudur? Şu anda bu vatandaşa yazık ediliyor. Mesele evet. Budur. Hala evet. Kendi kavgalarını veriyorlar, öz eleştirilerini evet. Yapıp kaybettikleri seçimin bedellerini ödemiyorlar ya. Peki. Bu haldesin. Daha ne diyeyim? Siyasetin gündemine döneceğiz. Birkaç başlıkta notum var. O da buyurun. Cevabınız da o sorunun cevabı da burada. Birincisi, hiçbir konuda Serap Hanım bir araya gelemeyen iktidar ve muhalefet medyasının büyük kısmı belki de ilk kez aynı görüşte Kemal Kılıçdaroğlu gitmesin. Niye acaba iktidar medyası yani iktidarın yanında yer alan medya en hafif deyimiyle bu kadar böyle efendim işte iştahlı Kemal Kılıçdaroğlu aman gitmesin diyebilir değil mi? Şimdi baktığınız zaman bu doğru bir yaklaşım değil. Şimdi iktidar yazarları diyor ki Kılıçdaroğlu sen muhakkak kal senin sayende biz seçim kazanalım. Bunun için. Seçim kazanma kolaylığı sağlayacak iktidara. Önümüzdeki belediye seçimlerinde bu kavga biraz sonra vereceğim örneklerle işi oraya doğru getiriyor. Muhalefetin bazı yazarlarda aman devam et bize iktidar gerekmez zaten olamayız en azından CHP bizim olsun belediyeler bize yeter idare eder yolumuza devam ederiz. Muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir kısım yazarlar ve kendi yandaşları o mezhepçilik üzerinden biraz sonra değineceğim o konuyu biraz açtı Pandora'nın kutusunu ki şu anda belediyeleri kaybetmenin en önemli sebeplerinden birisi olur millete nifak tohumu ekiyorlar şu anda. Hani o anayasanın 24. maddesindeki din ve vicdan hürriyetinde aman dini siyasete alet etmeyin diyenler şimdi o aman yapmayın dediklerini kendileri yapıyorlar. Sessiz sedasız yaptıklarını zannediyorlar ama herkes her şeyin farkında. Çok kötü oldu. O cini şişeden çıkardın sen. Devam edeyim. Şimdi Kılıçdaroğlu'na açık desteklerim bakıyor. Ben bakıyorsun. Yani bu iktidar medyası neden Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığında kalmasını ister? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri, sayın seçmeni ve hala Kılıçdaroğlu kalsın diyen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hiç düşünmüyor mu ya? Ya bir düşünün ya, bırak her şeyi bir kenara ya. Ya bu kadar kayıptan hala bir başarı hikayesi çıkarmak suretiyle ümidi kalmamış. Artık bıkmış.
senden sebep sandığa gitmeyecek seçmene sen hangi başarı hikayesini ne heyecanını verip de önüne onun bir takım böyle ümitler sererek seçim kazanacağını zannediyorsun? Kimi kandırıyorsun? Sadece ele geçirdiğini düşündüğün, senin zihniyetinde olduğun, maalesef yaptığın mezhepçilikle o partiyi o hale getiriyorsun. Bak biraz sonra söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir parti mi? Mustafa Kemal Atatürk öyle mi kurdu? Öyle kurmadı. Ama gruplar onu o hale getirdi. Şimdi biz bunu ne hallerle ele geçirdik? Şimdi bırakmayalım. Bırakmayalım dediğim parti Halkın Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi devam ediyorum. Ya bakıyorum. Bir Kandil desteği ortaya çıktı seçim zamanında. O sahte olan videoyu değil, onun dışında olan gerçek açıklamaları söylüyorum. Ya dedik ya Sayın Kılıçdaroğlu, buna cevap ver, çok sert cevap ver. Öyle sert cevap ver ki bir daha sesini çıkaramasın. Ne? Aman, oy kaybederim. E kardeşim, ondan sonra ortaya koyduğun o videoyla birlikte tuz biberi ektin. Kaybettin. Şimdi sesimizi çıkarıp bu konuyu gündeme getiremiyoruz. Ele güne rezil olmayalım diye. Nasıl seçimin kaybedildiği ortada. Sadece onu sen iktidarın, devletin gücünü, kamunun gücünü kullandığına bağlayıp da sıyrılamazsın. Herkes bunu biliyor. Bak bir açıklama yapmış. Kılıçdaroğlu diyor ki vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını yerel seçimlerden sonra göreceksiniz. Vallahi ben bunu konuşmaya değer görmüyorum. Milletin de buna inandığını, itibar ettiğini düşünmüyorum. Bak şeyde, zannediyorum Erzincan'da konuşmuş. Ocaktan sonra belediye başkanları seçim süreci gelecek, sonra göreceksiniz. Pardon? Biz bunu aylardır söylüyoruz. Sen de söyledin, itibar etmedi millet. Şimdi söylediğine niye itibar edecek? Sen böyle söyledin diye belediye seçimlerini mi kazanacağını zannediyorsun? İmamoğlu gibi hamle mi? Şimdi oraya geldim. Şimdi benim muhalefetle ilgili tanımım. Bence İmamoğlu şu anda net olarak yanlış ata oynuyor deyim yerindeyse. Bu arada seyirci soruyor şu an saat kaç Ersin hocam diye. Onu da yani saat de söyleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu 22.48, 22.49'da istifaya davet ediyoruz. Sorgusuz sualsiz. Yani kendisi takdir ediyor kararı artık çünkü seçmen ve delege dayanmıyor kapısına. Şimdi ben İmamoğlu ile ilgili halkla bütünleşmesini bırak seçmen ve halk Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik yollarla işini bitirecek. Bitirecek. O artık o başladı o. Hangi belediye başkanı ne açıklama yaparsa yapsın Mustafa Sarıgül'ünden Ataşehir Belediye Başkanı'na, Bakırköy Belediye Başkanı'na, Maltepe Belediye Başkanı 100. yıl Millet Parkı'nın açılışında İmamoğlu'nu davet etmesin. İmamoğlu oraya geldiği hocam, için. Onu bir söyler misiniz? Ben anlamadım. 100. yıl parkı açılmış, Millet Parkı Maltepe'de. Benim duyduğum Sayın İmamoğlu'nun ya davet edilirse gitmedi ya da davet edilmediği söyleniyor. Bu felaket. Maltepe Belediyesi mi yapmış bunu? Maltepe Belediyesi 100. yıl, tam ismini söyleyeyim, 100. yıl Millet Parkı. Söylenen bu, internette de var, sen bir bak şimdi. Tamam, yani benim kulağıma gelen tekzip edilebilir. Zaten açıklamaların Bakırköy'den geleni, Ataşehir'den geleni zaten böyle bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Biz Pandora'nın kutusunu açmıyoruz ki. Var koskoca İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bu üç ilçenin diğerlerinden açıklama gelen belediye başkanları şu anda bence konuşmuyorlar. Birliktelikleri yok. Aynı sudan içmiyorlar. Sen hangi birlikten, bütünlükten, beraberlikten bahsedeceksin de bu millete alternatif olacaksın? Şimdi merkezi de iktidar kazanmış. Senin muhalifin kazanmış. Elinde bütün güçlerle gelecek buraya. Öyle adayları önüne koyacak ki seni şaşırtacak. Şimdi onun arayışında sen hala kendi içindeki kavgayı, hesaplaşmayı bitirememişsin. Kurultay yapacağım diye dolanıyorsun ortada. Hala eskilerden medet umuyorsun. Ya diyorum ki ben etnografya müzesine kaldırılacak olanlar var ya, artık bitti, devri bitti kardeşim, müze. Bitti. Bitti. Devam ediyorum. Şimdi... Ben bu muhalefete maalesef verilen görevin ifade edildiği gibi bir kavram da kullanmıyorum. Bazı kavramlar esasında ifade hürriyeti olsa, inan var ya söylenecek çok söz var ama bu ülkede iktidara karşı değil, muhalefete karşı da ifade hürriyeti yok. Ben seninle bazı yerlerde o konuda aynı fikirde değilim. Hemen linç kampanyası. Hemen başlıyorlar kardeşim. Aman, aman deme ayranları ekşiyor. Aman, aman, aman. Her şeyi doğru yapmışlar. Cumhurbaşkanlığını kazanmışlar. Meclisi silme alıp götürmüşler. Sabahtan akşama kanun çıkarıyorlar. Hesap soruyorlar. Yanlışları, Akbelen'i iptal ettiler. Onları, bunları.
Ne Akbele, Akbelen'de vatandaşın günahı ne? Kazansaydınız yaptırmazdınız. Kaybettiniz, şimdi gidip o millete anlatamıyorsun kendini işte. Anlamıyor, inanmıyor sana. Ben bu muhalefete, bunun dünya siyasetinde de jargonu varmış. Belki sen biliyorsun, ben yeni öğrendim. Pisoido muhalefet deniyor. O da şu, yalandan, sözde muhalefet. Var ama yok. Sarı var ama iktidarla, aynen sarı sendikacılık sarı gibi. Sendikacılık. Var ama iktidar olmak istemeyen muhalefet. İktidar olabilmek için atılması gereken adımlarda halktan kopuk olan muhalefet. Şimdi Sayın İmamoğlu'na geldik. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye. Sayın Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'ye gidiyor. Arkadaş, dolar 27 lira olmuş. Enflasyon 60 lira, %60 lira koşuyor. Pazar çarşı yanmasına rağmen hala insanlar muhalefeti bir alternatif olarak görmüyorsa, o zaman senin yapman gereken, İmamoğlu'na söylüyorum. Bu sayı bak, bir konuşmanın başında yiğidi öldür hakkını verdin değil mi? Yaptığı Lozan'la ilgili o çalışmayı, sergiyi. Hatta dedim ki Beşiktaş metrosunu açsın. Yemin ediyorum sana, o Beşiktaş meydanı sırtında taşıyacağım ya. Bak yapsın. Söz veriyorum sana. Görelim. Onu görelim. O heyecanı yaşatsın. Bu arada İmamoğlu hakkı bir teslim edeyim. İstanbul'da görevi döneminde en uzun metro yapan belediye başkanı. Doğrudur. O raylı sistemlerden yani beni aratlar. Raylı hakkı görünmüyor diye. Yer altında yaptığı görünmüyor diye. Sana. Hakkını şey teslim sana. Edelim. İstanbul'da şimdi, en uzun bak, metro yapan sayın belediye başkanı. Sayın İmamoğlu bu Cumhurbaşkanlığı sürecinde çok zaman kaybetti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Katılmasa bak, dert, katılmasa bak, laf. Ya haklısın. Ne yapacağım? Ben haklısın, bir şey Mansur demiyorum. Mansur gitti. Ya haklısın ama ben Cumhurbaşkanı adayı olsaydı sözüm yoktu. Cumhurbaşkanı yardımcılığını reddedecekti kardeşim. Ama burada da katılmamak olmaz. Bu sefer katılması da başka türlü eleştirecekti. Ya sen bunu yapacaktın. Öyle destek yap kardeşim. Mansur Yavaş'ın geçerli bu. Söyleyeceğim sana. Mansur Yavaş'ın durumu daha farklı. İstanbul'da karşısına yarın Fahrettin Koca'yı çıkardıklarında çok farklı olacak iş. Ben sana söyleyeyim bak İsmail, İstanbul'da papuç pahalı. Sen bırak İmamoğlu dışında İstanbul'da hiçbir adayın şansı yok da İmamoğlu'nun şansının da yüksek oldu. Tevfik Göksu çıkarsa şansı var. Tabii. Karadeniz lobisiyle başka lobi karşı karşıya gelir bak, onlar çok önemli. Ama eğer Fahrettin Koca çıkarsa çok fazla farklı, sanatçıya destek verdi, polemiğe girmiyor, kavga etmiyor, bir usul anlayışı var. İnsanlar kavga gürültü istemeyebilir. İktidar da bunlarda der fazla iyi hizmeti alırız diyebilir İsmail. Çantada keklik değil, gözünü seveyim. Ben dedim zaten tamam, Fahrettin Koca yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, bitiriyorum. Ben İmamoğlu'nu şunla yani suçlamıyorum da yani eleştiriyorum. Toparlayalım hocam. Bacadan partiye gideceğiz. Girmeye çalışıyorsun. Olmaz. Sokağa in, halkla beraber ön kapıdan gir. Şimdi kendini kime sevdirmeye çalışıyorsun arkadaş? Tunceli'ye gittin. Aynı mezhepçiliği sen de yapıyorsun. Partiden uzaklaştırılması gereken bu anlayışı şu an sen de kendini şirin gösterip sevdirmeye çalışıyorsun. Arkadaş, senin yerin Tunceli mi, İstanbul mu ya? Senin İstanbul'un sokaklarında, caddelerinde gezmen lazım. Senin burada olman lazım. Kalmış burada 8 ay. O kadar pahalı ve ağır bir seçim ki sonuçları itibariyle. Böyle bir seçimde senin hovardalık yapma şansın var mı? Bir virgül koymuştum. Bir yine kıymetli büyüğümden açıklama gelmiş. Hocam diyor, söylüyorsun anlıyoruz ama diyor, bir mezhepçilik üzerinden konuyu açıklamayalım. Çünkü diyor, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun devam etmesini isteyenlerle istemeyenleri şöyle ayırmak lazım. Devam etmesini isteyenler siyasi ikbal peşinde olanlar. Yani güçlerini kaybedeceklerini, yerlerini, mevkilerini kaybetmekten korkanlar. Yoksa bu meselede Alevilikten, Bektaşilik anlayışından gelenlerin diyor. Şu anda bu kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun devamını istemedikleri yönündedir diyor. Bu saygı duyuyorum, bir açıklamadır. Ben de bunu en azından bu büyüğümün bana gönderdiği mesajı aktarmış olayım. Bu bir. Şimdi şöyle devam edelim. Bence İmamoğlu ile ilgili hakikaten ben anlamakta da zorluk çekiyorum. Neden böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda bu tartışmanın ve çatışmanın içine giriyor? Anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü önümüzde o kadar dar bir zaman var ki, bu dar zamanda olması gereken yer İstanbul, İstanbul'un sokakları, caddeleri iken, biraz önce İsmail onu tam net anlatabildim. Ben şöyle anladım. Dedi ki önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni deneyecek. Oradan istediği sonucu alamayacağını görürse İstanbul, o çok büyük bir hata. Onu hiç İstanbul halkı affetmez. Yani sen İstanbul'u bir stepne gibi görüp yedek lastik muamelesi yapmaya kalkarsan, hani oraya geldi değil mi? Hayır, değil. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına soyunacaksan burayı bırakacaksın.
Yani hem orayı hem burayı olmaz. Böyle zaten iki şapkayla idare etmeye yasa da izin vermiyor. Hani Cumhurbaşkanlığında sistem izin veriyor da buna izin vermiyor. Yani bu kadar değil, kusura bakmayın. Yani bir partinin yönetimine geldiğin anda biter işin burada. Dolayısıyla ondan sonra onu Tevfik Göksu'ya mı bırakırsın? Başka bir yere mi bıraksın? Gidersin onu millete anlatırsın. Nasıl anlatıyorsan. Dolayısıyla benim gördüğüm şu. Senin Tuncel'de veya bir başka yerde... Bu tartışmanın içine girmemen lazım. Senin sokakların İstanbul, senin rakibin 75 yaşında Sayın Kılıçdaroğlu olmamalı. Sen genç, siyaseten genç sayılan bir insansın. İkbalin var, geleceğin var ve hizmet etmek zorunda olduğun taahhütlerin arasında bulunan İstanbul var, İstanbul halkı var. Dolayısıyla benim görüşüm net. Evet, Tunceli ziyaretinde vermek istediği şu, ben de sizlerim, size yakınım, benim için ayrı gayrı yoktur diyerek bir sempati kazanmak istiyor Kılıçdaroğlu'nun çevresinden. Bunda niye İstanbul yapıyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacaksa neden değil, Tunceli evet halkını? Ya, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o etkinliğini geliştirmek, ya kendisini ya da seçtirmek istediği o adayın önünü açabilmek için, ama vakit kaybediyor. Ben şunu söylüyorum. İstanbul'da aday olup kazandığı İstanbul'dan 2028 yılına çok güçlü olarak sıçrayabilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığında Kılıçdaroğlu'nun zaten o partide kalıp devam etme şansı yok. Hayır. Bir nefes alabilir Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bu millet artık şunu perçinleyip ortaya koyar. Kardeşim senin vaktin doldu. Artık bitti. Sen bundan sonra devam etme. Bunu er veya geç bu mesajı alacak. Şöyle söyleyip bitiriyorum. Şimdi ben bir defa olması gerekenle ilgili çok daha fazla mezhebin şunun bunun içine girmek istemiyorum. Ama çok dikkatli adımların atılması lazım. Sayın Büyüğüm'ün söylediği gibi, evet öyle olabilir, gerçekten siyasi ikbal peşinde olanlar Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istemiyor. Ama milletteki algı o değil. Belediye başkanlarından bakıyorsunuz şimdi, Sayın Battal İlgezli'nin açıklamasına bakıyorsun. Bakıyorsun Maltepe Belediyesi'nden yapılan o harekete bakıyorsun. Hiç kimseyi davet etmemiş. Hayır. Esas davet edilmeyen İmamoğlu. İmamoğlu'nun davet, şimdi diğerlerini davet edip İmamoğlu'nu davet etmesen olmayacağı için sen bu şekilde bir şey yaptın. Sen şimdi böyle birlik bütünlükten, parti bütünlüğünden nasıl bahsedeceksin de millete öyle bir şeyi vereceksin, algıyı vereceksin, algıyı olguya çevireceksin. Mümkün değil. Mümkün değil. Bu dağınıklık, parçalanmışlık, yani böyle bir parçalanmışlık içinde örgütte sen birliği, beraberliği partide sağlayamıyorsan bunu millete nasıl anlatacaksın ya? Sen kendi aranda kavga ediyorsun ya. Senin Bakırköy Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bak makamında suçlasa, kendi aralarında yaptığı dar toplantı değil. Bir televizyon kanalında, ulusal televizyon kanalında onu söylersen kime ne anlatacaksın ya? Bu senin görevin mi, onun görevi mi? Ona mı bakar millet ya? Sizler birbirinizi yiyorsunuz ya. Sizler kendi aranızda anlaşamıyorsunuz ya. Aynen altılı masanın yaptığı o çatışma gibi. Kendi aralarında birliği, beraberliği sağlayamayıp bir yıllık toplantılardan sonra kardeşim siz ne yaptınız bu bir yılda diyen millete kaybettiğin güven gibi. Güveni kaybedersin. Güven çok zor kazanılan ama çok kolay kaybedilen bir kıymet, değer. Şöyle söyleyip bitireceğim. Şimdi bence Sayın İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na yine de istiyorsa, kendisi aday olacaksa onu da ilan edecek artık. Vakti geldi. Peki. Tamam. Şöyle bitireceğim. Eğer bunu böyle arada derede bırakayım da hangisinde ne olacaksam veyahut da bir başka bir siyasi ikbal peşinde gidiyorum dersen hakikaten hem İstanbul'a yazık edersin hem de kendine yazık edersin. Şöyle söyleyip yine bitiriyorum. Ben belediye başkanlarına da, ilçe belediye başkanlarına da isim vermeden söylüyorum. Arkadaş diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi olarak niye sen %25'i geçemiyorsun? Ya bunun hiç hesabını, kitabını yapıyor musun? O başka ya? Bir konu hocam. Hayır, ama ayrıca konuşuruz. Ama sen bunların hesabını, kitabını yapmadan, bu millete vermeden İmamoğlu'nu suçlamak suretiyle bu kadar seçim kaybetmiş ve böyle önemli bir seçimi tam kazanılması gereken yerde kaybetmiş bir insanın kendi ikbalin için, geleceğin için devam etmesini istiyorsan yazık değil mi bu millete ya? Böyle bir anlayış kabul edilebilir mi? Ya şimdi hangi Allah kulu bir kişi çıkıp da bu kadar kaybetmişliğin içinde Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin devam etmesini ister diyebilir ya? Hangi akıl diyebilir bunu ya? Bundan nasıl başarı hikayesi çıkaracaksın? Nasıl gelecek göreceksin? Nasıl bu seçmeni yanında alacaksın? Nasıl belediye seçimlerini kazanacaksın? Nasıl 2028 yılındaki seçimlere hazırlanacaksın ya? Milleti nasıl ikna edeceksin? Ne diyeceksin millete? Dolayısıyla benim Cumhuriyet Halk Partisi ne bir ırkın, ne bir mezhebin, ne bir tarikatın, ne bir imtiyazlı sınıfın partisidir. Türkiye Cumhuriyeti herkesin eşit olarak temsil edileceği Türkiye Cumhuriyeti'nde bir partidir. Bu partiyi iyice dibe vurdurmaktan ziyade bence
daha da dibe vurmasını beklemeden ve halk nezdinde kıymetini kaybetmeden ayağa kaldırmanın yollarına bakmak lazım. Şu söyleniyor, ben bu gemiyi güvenli bir şekilde limana taşıyacağım. Peki. Ben de diyorum ki bırak bu gemi kendini taşır. Çünkü senin taşıyacağın bir gemi yok. Çünkü sen Filika'ya geçtin. Kendi derdine düştün. Senin kaptan olarak götüreceğin bir gemi yok ki. Bu gemide bu seçim kaybedilmiştir artık. Bu geminin mutlaka diğer sahiplerine, diğer yönetebilecek insanlara bırakılması ve ondan sonra bu partinin yolunu çizmesi gerekir diyorum. Peki. Ve şimdi başka bir tekrar şunu da söylüyorum. Kardeşim, patronla işçisi aynı partiye oy verdiği sürece burada demokrasiden, barıştan, şundan, bundan bahseder misin ya? Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda alternatif olup sosyal sınıfın alt kesimlerinden oy alamıyor İsmail ya. Peki, bunun tamam, bir izah hocam, olmalı ya. Çünkü iki konumuz daha var konuşayım. Şimdi benim anladığım şu anda bu kurultay kavgası devam edecek. Sayın Kılıçdaroğlu yoluna devam ediyor. Aday olacak. Doğru mu İsmail? Öyle anladım. Öyle görünüyor. Öyle gözüküyor. En azından şu anda gidişat o. Yani bekleyeceğiz. Dibe vuracaklar. Sonra başka bir parti çıkacak. Yani top yere çarpmadıkça zıplamaz diyorsun. Benim anladığım o. Milletten kopmaya devam edecekler. İstanbul'da birileri ortaya çıkacak. Ben o çıkmazsa olmazsa adayım diyecek. Seçim kazanacaklarını zannedecekler. Böyle halktan kopuk. Tabii iktidar da meydanı boş bulacak. İşte milliyetçilik, biraz din, kapitalizmin en vahşi olanı, imtiyazlı sınıf yoluna devam, vatandaşa da biraz serum, biraz antibiyotik, entübe ederiz, durumu idare ederiz. Niye? Çünkü zaten böyle bir muhalefet var. Bu boşluktan da istifade ederiz. Biz iktidar olarak kendi muhalefetimizi kendimiz çıkarız anlayışıyla devam edecek. Ondan sonra da bu yalandan sözde muhalefete halk prim verecek. Ve buradan da siyasette yollarına devam edip milleti kandıracaklarını zannediyorum. Bence hayal kuruyorlar. Hakikaten hani halkı tanımamışlar derken neden seçim kaybettiklerinin hesabını yapamayanlar bunları bir kenara koyup öz eleştiri dahi yapmadan eleştiriye kendilerini kapatıp suçu buna atarak deyim yerindeyse halkı suçlayarak alternatif olup yollarına devam edeceklerini zannediyorlarsa bence dibe vurup çakılacaklar. Yani benim hakikaten burada gördüğüm bu. Yani söyleyecek de söz bulamıyorum. Yani ne diyeyim, gençler, sanatçılar bunlarla yürümek varken şimdi ben Sağlık Bakanı ile ilgili niye onu söyledim aday olursa? Çünkü hakikaten polemiksiz ve yol yürüyebilme imkanına sahip. Bence en güçlü aday Ankara'da Mansur Yavaş gözüküyor. Karşısında birkaç aday belki onu zorlayabilir ama İstanbul'da... Siz geçen programda evet, Melih Gökçen'in adını verdiniz ya, Melih Gökçen günlerdir zafer kutlaması yapıyor. Birincisi bir bak söylüyorum. Düzeltin tekrar, şunu düzeltin tekrar, Melih Bey'e düzeltin. Yok, hayır, alıp alıp yayınlıyor bak Ersan Hoca beni kazandırdı diye. Tekrar söylüyorum yarıda bıraktı o oldu bu oldu al kafet değil. Yarıda bırakmadı hocam o gitmiyordu ki. Bıraktırıldı bıraktırıldı. Bir numara. Melih Bey dinozorlardan birini Ersan Hoca yollasın. Söyleyeyim sana. Hak etti. Bak tekrar söylüyorum tabii sana. Onlar da çürüdü Ankara'da. Mansur Yavaş Ankara'da en kuvvetli seçim kazanacak adaydır. Belediye başkanı adayıdır. Ama karşısında en kuvvetli rakip Melih Gökçek. Bak yine Melih Gökçek'i verdi. Hocam jelibon bulduk diye sevinen belediye başkanından yok, bahsediyoruz. Yapmayın hocam. Turgut Altınok isimli hata yaptım. Peçören belediye başkanı bir diğer konuşulan isim. Ve İstanbul'da da eğer aday olursa Fahrettin Koca, Sayın İmamoğlu'nun karşısına. Melih Ersan hocam bir dinozor hak etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne buradan çağrımız var. Için, belediyenin malı olduğu için belediye tasarrufu. Bir jelibon o zaman. Bir jelibon hak etti. Jelibon evet. Bence bak ciddi söylüyorum olur olmaz ama çıksa yine kuvvetli bir rakip olarak yer alır. Peki. Şimdi bir başka konu var ki oldukça önemli. 10 Kasım'larda hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu anma konuşmasına asla hutbesinde yer vermeyen isimden bahsedeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı geçtiğimiz günlerde de kızının ilginç bir paylaşımıyla gündeme gelmişti ki kızının Diyanet İşleri Başkanı'nın torununu maalesef ülke açlıkla mücadele ederken dünyayı gezemiyormuş efendim böyle bir problem vardı. Kızı bunu paylaşmıştı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı ilginç bir açıklama yaptı. Tabii bu gündem değiştirme çabaları da olabilir. Ekonominin üstünü örtmek için zaten sürekli benzer açıklamalar yapıyor bir gündem saptırma konusunda. Dedi ki iş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Efendim ülke nereye gidiyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Bir defa Sayın Ali Erbaş, Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Yani neticede
şurada notumu almışım, yanlış anlamasın. Hükümetin din işlerinden sorumlu müdürü değil, başkanı değil. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanı, öyle söyleyeyim size. Bir defa Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine sesleniyor. Yani laik bir hukuk devleti burası. Ben de %100 Müslümanım. Meseleyi onun üzerinden kurgulayamayız. Ama İmam Hatiplerle ilgili eleştiri getirildiğinde, başka hususlar getirildiğinde söylüyoruz. Diyoruz ki meslek sesimi gereğini yap. Ama değil mi? Şu anda İmam Hatip'e gidenler ve diğer okullara gidenler diye bir ayırma, karpuz gibi ikiye bölme. Bu ülkeye hiçbir faydası olmayan. Sen şimdi bir taraftan anayasanın 42. maddesindeki tevhid, tedrisattan, eğitim öğrenim birliğinden bahsedip ona uygun düzenlemelerden söz ederken diğer taraftan kafana estiği gibi istediğin gibi hareket edemezsin, yapamazsın yani. Senin düşüncen, zihniyetin olur ama sistem buna müsait değildir, anayasa buna izin vermez. Ama anayasaya kağıt parçası diye bakarsan, işine geldiğinde de aman anayasada böyle söyleniyor dersen, o zaman samimi de olmazsın. Hukuk devletinin gereğini de yapmasın. Bir defa ders saatlerini cuma günleri iyi ayarlayın, değil mi? Tabii. Çocukların ibadet etme özgürlüklerini engellemeyin. Tekzip edildi. Bir de günaydın demeyin de yerine şöyle selam verin dedi ama edildi. O tekzip edildi. Ya arkadaş, ya ben şunu söylüyorum. O içerikte bir yazı yazmış ama. Tamam. Tabii. Bak şunu söyleyeyim arkadaş. Ben düşünmediği anlamına gelmiyor. Arkadaş, hassas bir konudan gidiyoruz ama Serap abi, arkadaş sen ne diyorsun? Buranın laik hukuk devleti olduğunu bilmiyor musun ya? Diyanet İşleri Başkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri'nin başkanı. Yani biz hangi ülkeden konuşuyoruz? Nereden konuşuyoruz? Yani hiçbir şimdi Cuma günü Atatürk'ün adını anmayan Diyanet İşleri Başkanı'ndan bunu bahsediyoruz. Ayasofya'daki o meseleyle ilgili de ben zamanında ciddi şekilde eleştirmiştim. Cuma gününü resmi tatil mi ilan ettirmek istiyorsun? Bunu söyle. Çık ya bunu söyle. Ya bu mudur yani senin derdin? Ya bunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Gündem değiştirmek ayrı bir konu. Bir de işin bu boyutu var. Yani ülkede hakikaten böyle bir açmaz da var. Ya bizim bir anayasamız var diyoruz. Anayasamızın ilk 4 maddesi diyoruz. Değiştirilmez diyoruz. AK Partisi de diyor bunu. Cumhuriyet Halk Partisi de diyor. Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Partisi de diyor. Ondan sonra bir bakıyorsun. Diyanet İşleri Başkanı. Siyasetten uzak olması gerekiyor. Tabii. Anayasanın 24. maddesi. Ya sen İslam dinine Müslümanlara hizmet et. Arkadaş sabah akşam siyaset yapma ya. Bu olmaz ya. Sen anayasanın 2. 3. maddelerindeki o cumhuriyetin niteliklerine karşı mı çıkıyorsun? Böyle bir bakış açısı olur mu? O zaman nereye kadar götüreceğiz biz bu işi? Bak ben bunu bir Müslüman olarak söylüyorum. Bunu yapamazsın. Olmaz bu. Ama esas yere geliyorum. Şimdi bir, yani cuma günü resmi tatil mi? Ya bir söyle. Buysa düşünen bunun fikrini ortaya koy. Biz de cevabını verelim. İki, daha da önemlisi. Cuma hutbelerinde önemli zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının adının anılmamasına söylenecek hiçbir söz yok. Hep söylüyoruz ona. Devam etsinler yollarına. Ya, unutturamazlar, silemezler. Ayrı bir konu. Ama cuma hutbelerinde arkadaş, kur korumalıdan alınan paranın faiz olduğunu söylesene imamlara. Söylet. Niye söyletmiyorsun? Niye söyletmiyorsun onu? Faiz üzerine hutbelere ne oldu? Ne oldu İsmail? Hiç. Nereye gitti onlar? Bizim meselemiz ekonomi değil mi gündem? Bizim gündeme Diyanet İşleri Başkanı sıcak bakmaz mı? Esas bu gündem bu değil mi? Esas gündem bu değil mi kardeşim? Cuma günü ayar vermek değil ki. Şu an milletin derdi bu değil ki kardeşim. Kimsenin ibadetini engellediği de yok. O konuda zirvedeyiz. Cuma'da da engellenmiyor kardeşim. Zirvedeyiz o konuda. Şu anda aksine. Yani zamanında hani başörtüsü türbanlara yapıldığı söylenenler farklı yerlere yapıldığında biz de diyoruz, eleştiriyoruz. Bak sizin size yapılanı şimdi yapmayın. İzin vermeyin. Kutuplaştırmayın, kamplaştırmayın. Biz bir bütünüz. Ayrılamayız, ayrışamayız. Biz hani Türk milleti şu bu derken ne diyorduk? Mensubiyetten bahsediyorduk. Evet. Aidiyetten bahsediyorduk. Irktan mı bahsediyoruz? Kimlikten mi bahsediyoruz? Mensubiyet diyoruz. Sen Türk de öyle. Ne mutlu Türk olana mı demiş? Ne mutlu Türk kim diye ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Bir bunu şey kafatasçılık yaparak, ırkçılık yaparak yapmamış ki bir millet oluşturmuş. Mensubiyet diyoruz. Bireysin diyoruz. Sen ümmet değilsin diyoruz. Biat etmeyeceksin diyoruz. Aklını kiraya vermeyeceksin diyoruz. Ve geliyorum. Şimdi bu sene. Bu esas bak şeyler bunlar. Bu böyle söylenir. Sayın Ali Erbaş bunları bence cevaplandırmalı. Bu sene ilk 6 ayda veya neyse turizm gelirlerimizi 21 milyar olarak tespit etmişim ben. 21 milyar Türk lirası bir turizm geliri var. Bunun önemli kısmının alkolden olduğunu biliyorlar mı? Hadi söyleyin. O yabancı turist gelip ne içiyor burada? Ne yiyip ne içiyor? Ayran. Kardeşim ne içiyor kardeşim? Sen özel tüketim vergisini, katma değer vergisini nereden alıyorsun?
Haram değil mi? Niye anlatmıyorsun? Maaşı nereden alıyorsun? O paralar nereden ödeniyor senin? O giderler nereden ödeniyor? Kardeşim biz niye yamcılık yapıyoruz? Niye biz millete böyle söylüyoruz ya? Neyin peşindeyiz biz arkadaş? Derdimiz de. Samimi olalım ya. Bizim derdimiz cuma günü bu ayarlamaları yapmak mı ya? Sen Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerine böyle mi sesleneceksin? Bu mudur yani şimdi? Böyle mi kurtulacağız? Böyle mi olacağız biz? Şimdi buna eleştirdiğin zaman dinden mi çıkıyorsun? Hayır. Bak devam edeyim. Bitmedi. Şimdi bu parayla maaşlar ödeniyor. Bunları söyleyeceksin. Bak bu parayı kazanmak için otel büfeleri, şarküteri dahil İslami kurallara uymayan ürünleri satıyor. Satıyor. Satmıyor mu? Satmıyor mu? Satmıyor mu kardeşim? Bunlar üzerinden sen almıyor musun şey, kiranı, vergini, her şeyini almıyor musun? Bunları toplayan devlet nereye harcıyor bu paraları? Haram değil mi? Haram değil mi bunlar? Kardeşim, şimdi böyle bir açıklasana. Hani faiz haram değil mi? Nas yok muydu? Faiz sebep, enflasyon sonuç yok mu? Sonuç değil miydi? Bunları açıklayalım biz. Bizim amacımız ne yapmak? Bizim amacımız kutuplaştırmak mı? Sen Milli Eğitim Bakanlığı 42. maddeden bahsediyoruz. Şundan bundan bahsediyoruz. Tevhid tezisattan bahsediyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun sen eğitim öğrenim vereceksin diyoruz. Bunu diyoruz kardeşim. Diyanet İşleri Başkanı çıkıp da bu açıklamayı mı yapar ya? Bu mudur yani? Devam ediyorum, bitiriyorum. Şimdi hani şu şeyden geçtim, alkolü söyledik. Cuma günleri resmi tatil olsun. Bunu söylüyor esasında. Bunu söylemeye çalışıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Bunu demeye çalışıyor. Laik cumhuriyette, laik hukuk devletinde bunu nasıl söyleyeceksin? Bir taraftan anayasaya koymuşsun o hükümleri, süs olsun diye mi? Anayasanın dördüncü maddesi, bütün siyasi partiler diyor ki değiştirilemez, teklif bile edilemez. Biz bunun kapısıyız, kırmızı çizgilerimiz. Milliyetçi Hareket Partisi bunu söylüyor. Asla diyor, kimse diyor, zerresine dokunamaz diyor. Bak yeri gelmişken söylüyorum, yine söylüyorum, bu ülkede %30'a varan oy kitlesine sahip milliyetçi partiler bir çatı altında birleşmelidir. Bunun vakti gelmiştir. Kimsenin stepnesi olmayız biz. Kimsenin. Kendi özgür irademizi ortaya koyacağız ve bu milletin, memleketin geleceği için bütün adımlar atılacak. Bunun vakti zamanı gelmiştir. O kapıya dayanmıştır. Hiç kimse karşı duramaz. Sayın Akşener'in yapacağı yegane açıklama vardır. Bir çatı altında birleşelim. Başka hiçbir şey değil. Parçalanmış yapı değil. Oradan buradan medet umma. O birlikteliklere ihtiyacın yok. Sen sana yetersin. Bu ülkede milliyetçileri, yurtseverleri, Atatürk milliyetçilerini bir çatı altında birleştir, iktidara yürürsün. Anahtar sende olur, başkasında değil. Bunu da araya sıkıştırayım. Devam edip bitiriyorum. Şimdi. Devlet Bahçeli de bir çağrı yapıyor. Şimdi aynen yapıyorum. Bak aynen. Meral Akşener kolay. Devlet Bahçeli'ye zor. Aynen. Niye? Sayın Bahçeli'ye yapıyor. Birleştir diyor. En büyüğüsün diyor. Ama hocam Hüdapar falan var o taraf tarafta. AKP var, Hüdapar var. Şu Milliyetçi Hareket Partisi'nde en çok oy alan Milliyetçi Parti şu anda. İyi Parti'yi de, Zafer Partisi'ne davet et. Birleşin bir çatı altında. Neyin kavgasını veriyorsunuz? Hocam. Siz baktığınız zaman ülkünüzde, her şeyinizde, ilkenizde esasınız bir kardeşim. Esasınız bu. Esasınız bu millete, memlekete, Türk milletine hizmet etmek budur. Başka nesi olur? Hocam siz Milliyetçi çatısı altında birleşsinler diyorsunuz. Diğer tarafta Hüdapar'la aynı ittifakın içinde anayasanın ilk dört maddesi tartışılmalıdır diyen. Efendim ben tekrar söylüyorum. Benim onu bahsettiğim Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi değil, Cumhur İttifakı'nın hayır, içinde hayır, zaten. Hayır, onunla birlikte hareket etmiyor. Yani o partinin kendi listelerinden girmedi. Öyle bir birlikteliğe de girmedi. Milliyetçi Hareket Partisi. Törenlerde hep birlikte fotoğraf veriyorlar. Her yerde aday listesi. Törenlerde birlikte fotoğraflar vermediler. Efendim mi? Olabilir. Siyasette HDP ile de veriyor, onunla da veriyor, buna da veriyor. Lokantada birlikte yemek yiyorlar, konuşuyorlar da küssünler mi bu memleketin evlatları? Aynı şey muhalefet yapsaydı şu an yerden yere vuruyordu. Ben şunu söylüyorum, tekrar söylüyorum. Benim sözüm milliyetçilere, yurtseverlere, Atatürk milliyetçilerine. Bırakın kavgayı, kısır döngü siyasi tartışmalar. Bir çatı altında birleşin, %30 sonra %35'le iktidara yürüyün. Hiç başkalarına ihtiyacınız yok. Siz bir olup kuvveti belirlersiniz ve gücü toplarsınız. Ben şöyle söyleyip bitireceğim. Diyorum ki, bilerek bu konu herhalde kamuoyunda tartışılıyor. Cumacılar, laikçiler. Toplumu tekrar bölmek, hayat pahalılığını, benzinin fiyatını, emeklinin halini unutturacaksın. Nerede emeklere seyyan insan? Ne oldu? Yalan oldu. Hani Fatih Erbakan açıklama yaptı. Hani Sayın Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Hocam konuyu değiştirmeyelim. Hiç değiştirmiyorum. İşte unutturulan bunlar. Şunun için yani Diyanet üzerinden devam ediyor. Aynen öyle. Diyanet üzerinden devam ediyorum. Şimdi ben de diyorum ki kardeşim bu kadar siyasetin dinle iç içe girmesine gerek yok. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın Diyanet İşleri Başkanı olarak, özel yapı olarak hareket etmesi lazım. Hükümet adına konuşmuyorum. Sen orada Müslümanlara hizmet ediyorsun. İslam'a hizmet ediyorsun. O kanun onu söylüyor.
o kanunu söylüyor. Yoksa çıkıp da Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerine öyle izahat vermek de yapılmaz, doğru bulunmaz. Ve şöyle söyleyip bitiriyorum. Diyorum ki kardeşim bizde taktik belli. Ekonomide sınıfta kaldığımız zaman böyle başlıyor. Ayasofya geliyor, Diyanet İşleri Başkanı açıklama yapıyor. Efendim o sen diyor şucusun diyor, sen bucusun diyor. O, bir sürü teknik özellikler dinliyoruz, savunma sanayi dinliyoruz. Bir anda ekranlara işte şöyle uçuyoruz, böyle gidiyoruz. Sonra bakıyoruz, kardeşim halkın gerçek gündemine ekmeği, her şeyi, soğanı, aşığı, neyse işte yiyeceği, içeceğiyken birdenbire hop bu konu tartışılmıyor. 10 gün süre, bir hafta süre Diyanet İşleri Başkanı onu dedi, o onu dedi, bu bunu dedi. Kimsenin karnı doymuyor ama gündem değişiyor. Dolayısıyla benim tekrar söylüyorum, orta model bir sedan aracın, bir binek aracın, otomobilinin bir benzin deposunun 2200-2500 liraya dolduğu bir yerde vatandaşın bu durumuna iktidarda olan da muhalefette olan da duyarsız kalamaz. Peki. Bununla bu gündemi değiştiremezsin. Suni gündemler oluşturamazsın. Sen bir tarafta mazot 37 liraya getirmişken diğer tarafta buğdayı çiftçi 6 liradan 9 liradan satarak karnı doyuramaz. Bu olamaz. Bunun mümkünatı yok. Ya bunun mümkünatı yok. Çiftçiliği, hayvancılığı geliştirelim derken sen tamamen kente sağladığın göçte bunları sağlayamazsın. Olmaz, bir plan programın olacak. Planın programın ne, bunu ortaya koyacaksın. Ve şöyle ben meseleyi bitiriyorum. Bence Sayın Ali Erbaş yanlış açıklamıştır, yanlış anlatmıştır. Aynen o Günaydın'da veyahut da başka türlü selam verme meselesinde olduğu gibi. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerine söylenecek söz değildir. Herkesin efendim işte ibadetine, şusuna, busuna, din ve vicdan hürriyetine bu ülke saygılıdır. Acılı zamanlardan geçmiştir, bunu halletmiştir. Ama bu ülkenin anayasasını, bu ülkenin anayasayla kurulu düzenini göz ardı etmek suretiyle, efendim cuma gününü tatil de yapmak lazım, şunu da böyle yapmak lazım diyerek alttan alta subliminal mesajlar vermenin bir gereği yoktur, faydası yoktur. Peki. Bu ülkenin meselesi, derdi başkadır. Derdine, meselesine odaklanması, bu ülke dengesini nasıl sağlayacak, ekonomisini nasıl toparlayacak, tüketimini bir kenara bırakıp üretimi nasıl önceleyecek? Bak bu milletteki belli kesimler inim inim inlerken sen bu kaynakları nereden bulacaksın, tasarrufu nasıl yapacaksın, suda, elektrikte, enerjide, her şey neyse bunları anlatıp bu ülkenin insanlarını refaha götürmek lazım. Yoksa bir taraftan birileri bal kaymak için de efendim işte o araçlara dolaşırken diğer tarafta insanlara böyle akıllar vermelerini ben doğru görmüyorum. Peki. Söyleyeyim, bir cümle alayım hocam. Ben bir bunun cümle. Gündem değiştirilmesi olarak kabul ediyorum. Çünkü ekonomideki bazı sorunlardaki sıkışmışlıkta sözün bittiği yerde bu tür sözler ortaya koyuluyor. Bir infial oluyor. Hemen tepkiler, peki, karşılıklı atışmalar. Yoksa bunun efendim işte anayasanın maddelerini değiştirmeye veyahut da efendim işte cuma günü öyle bir niyet olabilir. Peki. İstek olabilir. Bunu tartışmalı kılmak, efendim işte cumacılar, laikçiler gibi bir takım kabulü mümkün olmayan ayrımları bu birlik beraberlik içinde bu ülkenin, milletin yaşaması gerekirken Sayın Ali Erbaş'ın bence üzerinde kafa yorması gereken husus bu iktisadi sıkışmışlıklardan, sorunlardan artan boşanmalar, başka sorunlar, asayiş tamam bozulmalar, tüm bunlarla ilgili din üzerinden, Diyanet üzerinden millete sağlam mesajlar vermek, asıl konulara odaklanmak. Yoksa milletin meselesi bu tür konular değil. Bunu biz bu sorunları çözdük. Ama peki, bu laik cumhuriyetin, laik devletin olduğu bir yerde cuma günü tatil ilan etmeye dönük olabilecek algılara yol açacak, sırf gündem değiştirme üzerinden belki değerlendirebilecek bu açıklamaların yapılmaması gerekir diyorum. Peki, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet bu ülkenin, İşleri Başkanı da göreve davet ediyoruz. Kurduğu bir Diyanet İşleri'nin kendi görevini yapması gerektiğini.